karşıdaki izleyicimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Yavaş yavaş böyle yaza da giriyoruz. Yaz telaşı aldı hepimizi. Bu ikinci pandemi yazımız. Yani geçen sene ben tatil yapmadım. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani tatil yapmayı da, yani tatil planı yapmayı da unutmuşum. Aşırı terlik aldım mesela. Sonra yaz planı içerisinde şeyi ne yapacağım bilmiyorum. Yani iki yıldır bu nazik bedenimi saklıyorum insanlardan. Yani yazın o denizde, kumsalda nasıl soyunacağız? Nasıl olacak? Yani denizde sosyal mesafeyi nasıl ayarlayacağız mesela? Bu yazın gerçekten yepyeni bir tatil planı yapmamız lazım. Mesela düğünler nasıl olacak? Bir sürü arkadaşım evleniyor ve hani bir düğünlerin tarihlerini öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, nereye alalım diye düşünüyorlar. En son Hindistan'da şöyle bir şey yapmış insanlar, düğün yasak olduğu için. Herkes aynı uçaktan bilet aldırmışlar. Uçakta yapmışlar düğünü mesela. Bir çift olarak çok zeki bir çözüm gibi geldi. Burada da biliyorsunuz biletli gösterimiz, yani biletler satılıyor. Hani böyle bir düğün yapmak isteyen varsa burada, çok güzel hareketler ekip olarak biz açığız. Aynı anda biletleri satın alıyorsunuz. Ben nikahınızı kıyarım. Atakan şarkılarınızı söyler, düğün şarkılarını söyler. Şahane bir düğün organizasyonlarıyla çok güzel hareketler yazında sizlerle birlikte efendim. Şahane bir yaz eğlencesi tadında geçsin. Çok güzel hareketlere hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Haydi bakalım başlayalım. Merhabalar. Çok güzel çıkıyorsun sahneye Yasin. O sol elinle o kameraya el sallayıp bir yandan bu seyirciyi almalar falan. Çok iyisin gerçekten. Teşekkür ederim abi. Ne yapıyoruz? Sıradaki skecimiz nedir? Konusu nedir? Şöyle, skecin ismi Görünmez Olaydım. Görünmez olmak isteyen bir babamız var. Onun hikayesini izleyeceğiz. Güzel konuymuş. Görünmez evet. Olmak ister miydin? Çok isterdim. Ne yapardın? Elon Musk'ın evinde olmak isterdim. Görünmez. Ne yapacaksın orada? Özellikle piyasayı düşürmeden önce böyle konuşuyorlardı herhalde. Aha. O haberi önceden almak isterdim. Ona göre yatırım yapmak isterdim. O tüyoya göre şey, sen kripto parayla hakikaten kafayı bozdun. Evet abi. Hakikaten senin kafa gitti ya. Bu son düşüşte sen de düştün mü? Bittin mi? Yok. O nasıl mutluluk? Ay. Ya şimdi... Bununla gurur duyuyor musun peki? Ya gurur duyulacak bir şey değil esasen. Çok düşen oldu, çok da üzüldüm. Ama öngörebildiğim için nakite geçip beklemiştim. Hala bekliyorum şu an. Fırsat kovalıyorum. Tamamen bu işi unutmuş gibisin biliyor musun? Olur yani, mu abi öyle çok şey? Çok güzel hareketler ek işin gibi duruyor şu an. Yani sen şu an kripto... Yani kripto yazsınsın yani. Gerçekten öyle oldun. Aşk olsun abi ya. Elon Musk'ın yanına gitmek istiyor. Görünmez olsaydınız ne yapardınız? Seyircimize soruyorum. Görünmez olsaydım çok ilginç bir şey yapardım diyen... Şurada mesela. Var mı? Abi hoş geldin. Hoş buldum. İsminiz neydi? Ahmet. Ahmet Bey. Gösterilere biletsiz gelirdim herhalde her gösteriye. İstisnasız, biletsiz bir şekilde gelirdim diye düşünüyorum. Ha biletsiz. Ha güzel cevap. Peki nerede daha çok takılmak isterdin? Bilet alamadığımızdan değil, bilet bulamıyoruz. Sıkıntı orada. Vay güzel. Teşekkür ederiz. Gerçekten bilet zor bulunuyor. Ne iş yapıyorsun? Reklam partneriyim ben normalde Facebook'un. Facebook reklam partnerisin evet. Sen. O nasıl oluyor ya? Facebook'un partneri. Medya danışmanı kişisel olarak biz. Kişisel olarak sen. Evet, medya danışmanı diyelim biz ona. Tamam. Diyelim. Evet. Şimdi oldu mu? Yani. Tamam, bir medya danışmanı. Teşekkür evet. Ederiz. Çok ben memnun olduk. Ben de memnun oldum. Evet. Yasin'cim, görüyorsunuz seyircimiz iddialı. Bugün seyircimiz... Coşkulu. Evet. Yeterince güldürebilecek mi seyircimizi? Ben öyle umuyorum. Arkadaşlarım hazır. İlk skecimiz geliyor. Görünmez olaydım. Atakan'la Cemile yazdığı iyi seyirler. Bir tanecik kızım benim. Küçücüksün sen. Evlenmek senin neyine ya? Evlenmeyeceksin tabii ki. Ne olur daha senin ben böyle elinden tutacağım. Dondurma yemeye gideceğiz. He? Ya hem görmüyor musun beni? Kim çeldi acaba senin aklını? Annenle bizi görmüyor musun yavrum? Evlilik iyi bir şey değil ya. Sabah kalkıyorsun aynı yüz. Akşam kalkıyorsun aynı yüz. Ya papaz her gün pilav yer mi?
yemez. Ben papaz mıyım? Hayır. Peki ben pilav mıyım? Kız Nurhan ne yapıyorsun? Korkuttun beni ya. Tabii ki pilav değilsin. Ha. Kapuska belki. Aa, bamyaya bak isyan ediyor. He? Bana bak, niye uyumadın sen? Yarın kızı istemeye gelecekler. Hadi yat, hadi. Gelmesinler ya, ben istemiyorum. Onlar isteyecek zaten. Bana ne? Gelmesinler ya. Keşke bugünü görmez olsaydım. Görünmez olsaydım da bugünleri görmez olsaydım keşke. Ne diyorsun be, saçma sapan konuşuyorsun. Ben reklam partnerliğinden sonra en saçma duyduğum şey bu ya. Ben de ya. Hadi. Hadi gel yatalım, hadi. Ben gelmeyeceğim, başım ağrıyor. Aa, tövbe estağfurullah. İyice delirdin ha sen. Ne halin varsa gör be. Git yat be, bana ne? Hadi var lan. Hadi be. Kapuska. Manyak. Hmm. Burada yatacağım. Canım kızımın fotoğrafıyla beraber yatacağım. Keşke bugünleri görmeseydim. Görünmez olaydım, görünmez olaydım. Baba! Hı, efendim kızım. Ay nerede bu adam ya? Baba! Kız kız, kocaman adam buradayım. Neyi görmüyor musun? Her yere baktım. Allah Allah! Anne! Allah Allah. Kızım buradayım. Bak, amuda bile kalkıyorum senin için. Anne! Nereye gitti lan? Allah Allah! Bu niye beni görmüyor acaba? Ne oluyor lan? Allah'ım dualarım yoksa kabul mü oldu? Yarabbim. Yokum! Neredeyim lan? Allah'ım! Görünmüyorum! Bundan sonra istediğim her gösteriye bedava girebileceğim! O ne? Görünmüyorum ya. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Aha. Alo aşkım. Ha, şimdi girdim eve. Aynen aynen. Aşkım çok güzel bir geceydi ya. Yok yok, bizimkilere şey dedim, halı sahadayım, Hasanlar'da kalacağım akşam dedim. Tabii tabii, attığın golleri de anlat. Aynen. Aşkım rica ederim ya, ne demek ya. Aslında ben sana daha pahalısını alırdım da babamın limiti yetmedi. Fakir adam yani. Lan? Aynen aynen. Yok aşkım ya, anlamaz ya. Geçen sene de arabasını çarptım, uyduruk bir telefon numarası koydum üstüne. Aylardır onu arıyor. Sen miydin lan o eşşol eşek? Lan ne oluyor lan? Aşkım bir kapatsana, bir şey oluyor burada. Ha, bir şey kapatsana. Ha. Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne oluyor acaba? Ne oluyor lan? Ne oluyor acaba? Ne oluyor lan? Allah Allah. Allah. Allah'ın sopası var. Allah'ım, yemin ediyorum bir daha yapmayacağım. Sözlerim bir daha yapmayacağım. Abdest, 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 abdest. Arkadaş, ben bu evde zaten görünmemişim de benim haberim yokmuş. Ay baba! Kızım buradayım, ne yapayım? Ay her yere baktım, nerede bu adam? Vallahi sinir oluyorum artık. Anne! Anne, ne? Anne, anne hazırlanıyorum burada, sabahtan beri bağırıyorsun ya. Babam oldu? Yok. Hiç mi yok? Anne saçmalama, baktım her yere adam yok komple. Aradın mı? Ay aramadım. Yok hiç, kafa nerede? Dur. Benden seni ellere verdim. Ay burada bırakmış tabii. Kız bu kaçmış olmasın? Ay saçmalama anne, gelinler kaçar normalde. Ne alaka baba? Kızım senin baban normal mi? Ha? Dün de biraz duygusaldı. Allah bilir hangi deliğe girdi. Ay sığar da biliyor musun? Çocuk götü yere yakın ya. Yazıklar olsun size, yazıklar. Ayol ne gülüyorsunuz içeriden, bana da anlatın. Ay anne Sinan yok. Çok iyi. Kaçırdılar mı? Ay yok, Allah korusun be, o nasıl laf? Aman tüh be. Sana. Ayol ne oldu, tavan mı akıtıyor? Tavan akıtıyor ya. Aha, babandır. Hadi gel bakayım. Kim o? Mustakbel baban. Hımın 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 hımın. Geldiler, ne yapacağız? Geldiler. Seni almaya geldi kız, in aşağı. Hımın 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 hımın. Evde bir gevşek vardı, iki gevşek oldu. İlk defa sana katılıyorum kaynana. Babam yok. Kimden isteyecekler beni? Dur bir amcanı arayayım. Vermezler ki. Baba yok ki. Eni vücu bok ki. Ya yerler kaymıyor. Eni vücu bok ki. Bok ki. Ayol acaba açmıyor. Ben mi versem? Ha? Ne dersiniz? Zaten Sinan'ın bir boktan anladığı yok. Ben vereyim. Ay anne olur mu öyle şey ya? Olur olur. Bal gibi de olur. Neden? Allah! Ne oldu anne? Şeytan mı dürttü? Ne oldu ya? Sinan dürttü Sinan. Ay yarabbim. Oğlum ne yaptın? Yıkandın mı sen? Yok anne, ona vakit olmadı ya. Ay. Şey diyeceğim, bir sıkıntı yok değil mi? Ay baban yok, evli ya. Ha tamam anne, önemli bir şey değilmiş ya. Yemin ediyorum sular kesildi.
açıyorum artık. Aç artık ya. Vallahi açıyorum. Aç kardeşim. Bu olmaz. Açtırmam o kapıyı. Açsana kızım. Aç. Açsana yavrum. Açılmıyor anne kapı. Allah nasıl açılmıyor ya? Ya anne ablam var ya paranın peşinde. Ben yapsam kızarsınız ha. Geç şöyle. Niye? Açsana oğlum. Allah Allah. Dur içimiz çekelim. Çek. Çek iyice. Hadi. Aşkım hoş geldin. Aşkım gelemedim ki daha. Demek aşkım ha. Aşkım şoför Cemil gibi kafamı sıkıştırıyorsun. Yapma. Kafa kafaya versek olur be Şamil abi. Allah aşkına Necati şakanın sırası mı para vereceğiz? Allah paranı! Çekil! Anne al! Anne ki verecek ki. Kadın parayı duydu Hulk oldu lan. Ay hoş geldiniz kusura bakmayın. Buyurun. Adettedir canım sıkıntı yapılır yani. Buyurun oturun şey. Ay oğlum iyi misin? Yok iyiyim. Ben iyiyim. Bir şey yok. Yok heyecanlandı ondan. Herhalde ondan oldu. Evet. Evin babası yok mu? Var ne yapacağım bıyığına sıçtım. Birazdan gelir. Çok önemli bir işi çıktı. Gelir o birazdan. Ama böyle bir günde de olur mu ya? Sana ne lan? Ne yapıyorsun lan? Ben ne vuracağım baba sana ya? Benim vuracağım iş değil o. Ya ben vurmadım yani saçma sapan. Bayağı vurdun, tokat vurdun. Baba vurmadım kesinlikle sana tokat falan. Baba ne vuruyorsun ya? Ne vuracağım lan ben sana? Lan bırak baba bak. Kız istemeye geldik. Beni rezil etme şurada aşkım. Oğlum, ya, ben vurma. Allah Allah. Baba yeter ya. Tamam yahu abi rahat durun ya evde de bunlar böyle. Ah iyi kızım şey sor. Kahvelerinizi nasıl alırsınız? Bedava. Ben de tuzlu hemine. Ailemizin humoru biraz yüksek hemine. Vallahi bence çok güzel şakalar yani ablamı almışken beni de götürün hemine. Benimki olmadı değil mi? Hımına çok oldu değil mi? Olmadı tabii. Allah! Ne oldu? Anne yine geldiler. Kim geldi oğlum? Geldiler. Gusül! Gusül! Ayol yeni gençler şimdi böyle. Gerçi ben de gençken günde 5 kere... Aa, anne ne diyorsun? Babası kırıyordum ya. Sizin de içiniz kötü ha. Kahvelerinizi getirdim buyurun. Maşallah kızım. Eline sağlık. Şu benim adamım benim. Ay, biraz elim sallandı kusura kalmayın. Vallahi köpüğü de harika. Vallahi tanımasam tükürdü diyeceğim. Vallahi kızımızın elinde pek lezzetliymiş. Abi tabii benim biraz vaktim olsaydı daha neler yapardım da. Afiyet olsun, çok afiyet olsun. Anne, babam nerede? Ne bileyim ben, gelmedi. Ala ne bileyim, kafayı yiyeceğim ya. Allah şükür ya. Oğlum ne oldu bu anne? Şükür anne, şükür. Aferin, doğru yolu buldu çocuk. Neyse ben artık Sade'de geleyim. Madem bu ev babası da geleceği yok belli. Tabii tabii, lütfen Sade'de gelin. Geliyorum, hemen geliyorum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza... Ediya kendine gel. Nazar çık. Tabii. Dökülen vazo hayırdır derler. Tabii. Bir sakinleşelim. Efendim ne diyorduk? Hemen o. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Birbirleri. Allah! Saçı! Kadının saçı havada duruyor. Sen ona mı şaşırıyorsun? Allah aşkına Necati bu şakalar lütfen yani. Ya baba şurada bir tane kız isteyeceğiz. Yaptığın şakaya artık bini bir para ya. Oğlum ben yapmadım lan şaka falan. Nasıl yetiştin baba lan? Ben vurmadım lan. Ne oluyor lan? Ay tamam ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Tamam. Ay lanetlendik mi? Evet ya. Ya Sade'de gelelim. Evet lütfen bir sakin olalım. Bakın güzel güzel konuşuyorduk. Efendim bir oturalım. Sakin. Ben ne diyordum? O gençler birbirlerini görmüş, beğenmiş. Evet. Sevmişler, anlaşmışlar. Evet. Bu sor... Anne... Adana bir şey oluyor. Dili yok. Dili gitti. Adana'nın dili gitti. Ne oldu? Ay yok dilime tutuldu. Ne oldu? Ay iyi misin anne? Ya bir şey yapıyorum. Anne! Anne bana çarpma! Çarpmasam anne! Anne çarpma! Allah! Anne çok kötü tribe girdim. Anam şey oluyor. Allah anam şey oluyor. Anne bana bir şey oldu. Anne kızım. Çabuk içi dayında.
kızım, bunların kızı falan vereceği yok ha. Bunun baba da yok zaten ortada. Var. Vallahi var ya, vallahi var. Yani efendim şimdi... Ver anne, ver artık. Evet, evet. Bence de. Ben bu anı göremem artık. Hadi. Veriyorlar vallahi. Verdim. Ay durun. Ne oldu kız? Ne oldu? Ay çok özür dilerim ama ben bunu babama yapamayacağım. Ya biliyorum, o kesin benim yanımda olmak isterdi. Bir işi çıkmıştır, bir şey olmuştur anne ya. Çok özür dileyerek bir şey rica edeceğim. Bugünü başka bir güne ertelesek. Ben bunu babama yapamam. Canım kızım benim. Bebeğim ne oldu lan? Ne bayılıyor gerizekalı babam lan? Sen ne bakıyorsun lan? Ha? Ne oldu? Niye bakıyorsunuz? Vermediler değil mi kızı? Alamadınız değil mi? Vermezler ki. Kızı vermezler ki. Sinan, vermezler Sinan abi. Ki. Sinan, kızı ne yapıyorsun Sinan? Sinan abi. Oğlum ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? He? Siz beni görüyor musunuz lan? Görmez olaydık keşke. He. Aman abi. Olay bitti demek ben artık görünüyor be. Yıllardır kötü şaka yapıyorum aman aman. Böyle kutsunu görmedim ben bunu. Vallahi doğru, evet. Ben gidiyorum. Yürüyün, haydi. Hiç ben de böyle bir rezillik ama görmedim. Efendim. Hayır, pardon. Tepemin tası da attı. Evet. Kusura bakmayın. Baba, kusura bakmayın. Ecem, sen de bir karar ver. Ya baban ya ben. Saçmalama istersen. Ben de öyle tahmin etmiştim, gel. Babam tabii ki de. Ha, ben de babam diyorum. Kendimi iki babayla o zaman buradan uğurluyorum. İyi akşamlar. Güzel şaka hımmın hımmın. Hımmın 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 hımmın. Hımmın hımmın hımmın. Vallahi ya, Allah kahretsin. Aman. İyi oldu ya. Sen saçma sapan bir aileydi zaten. Sen neredeydin? Ne ara geldin? Hala kıyafetlerin böyle üstünde. Bir konsere gidip geldim. Ne yapayım ya? Allah aşkına neden geldin Sinan? Ya neden gelmeyecekmişim ya? Kızımı böyle bir günde yalnız mı bırakacaktım acaba kaynana? Bırak Allah aşkına. Mahvettin en güzel günüm. Mutlu musun? Evet. Şşt Sinan. Ha? Değilim. Hiç mutlu değilim kızım. Ya? Ama kusura bakma. Bizim seninle daha geçecek çok zamanımız var yavrum. Sen daha çok küçüksün. Ben seni veremem öyle herkese. Hem unutma, küçük bir kız çocuğu babasının kalbidir. O giderse o kalp durur. Baba biter. Özlü söz yani. Ha, kim demiş be özlü söz? Hiç duymadım ben. Ben dedim. Ne? Ben uydurdum. Şu an uydurdum. Sana ne ya? Baba seni seçtim ben zaten. Pokemon muyum kız? Ben beni seçiyorum. Yani babacığım bu kadar tantana yapmasaydık, daha önceden konuşsaydık o zaman. Kaçırdık işte çocuğu. Şimdi ara dur başkasını ya. Ne diyorsun kız? Şaka yapıyorum ya. Hani sen de şakacısın. Keşke. Çok korktum babacığım ya. Bir şey çok yok, yok. Tamam, sakin ol. Zaten çocuk mal gibi bir çocuktu. O olmazdı zaten. Değil mi? Sen git, sen gel. Ben de seni sevmiyorum. Beni de seni sevmiyorum. Git. Ya şurada mutlu bir aile tablosu pozu veriyorum ya. Git. Aa, bu niye yatıyorsun hala? Ay ne bileyim, düştü banyoda manyak. Lan! Oğlum kalk yerine yat. Hadi kalk, geldik. Hadi. Hadi. Ceydan! Ceydan! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zille başlıyoruz. Atakan ve Cemile yazmış. Cemile çalıyor zili. Bravo Cemile. Tebrik ediyoruz. Bayağı da oynaması Güren deli eğlendi tabii de oyuncular açısından aşırı zordu değil mi yani? Ben göz göze geldim birkaç kez böyle yapıyorum. Sağ olun. Hocam aynen. Provalarda da vuruyordu ya. Orada da geçiriyordu ya. Yani, provada vurulur. Provada vurulur. Prova. Ya normalde yani sahnede çok vurulmaz. Sen burada da vurdun gibi Güren. Vurdum tabii. Ne yapacağım? Bulmuşum bunları vurdum. Hayır bir şey de yapamıyorlar ya. Hımı 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 nereden çıktılar? Provada çıktı. Provada var. Prova saçmalarken bulduk. Bugün sabah mı çıktı da o? Dün akşam. Aman 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 ailesi. Çok güzel bir adam. Sürekli gülen bir adam. Ha ha diye gülmeyelim dedik. Öyle bir şey çıktı. Yeni bir gülüş. Hemen hemen. Şahane başladık vallahi, güzel eğlendik. Çok güzel gittiler, devam ediyor alkışlarınızla. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet Gözde'cim, seni sunumda görmek harika.
Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yapıyorsun şimdi? Ne, konumuz nedir? Ne işleyeceğiz? Şimdi bu skecimizin aslında üçüncüsü. Ev boş değil mi? Skeci 3. Daha önce 2 kez oynadık. Aa, bilenler var, yaşasın! Yaşasın! Bir de çığlık atan var ya. Kim o? Ev boş değil mi'nin fanı kim? Tamam. Fanları varmış. Güzel. O zaman aşağı yukarıda hikayeyi belki biliyorsunuzdur. Anne babamıza yalan söylemek, ondan bir şeyler saklamak. Ev boş değil mi? 3 skeci geliyor. Cihan, Fatma, Hilmi yazdı. İyi seyirler. Ha. Adil. Ev boş değil mi? Boş, boş. Geçen sefer de öyle dedin. Bütün sırlarımız açığa çıktı. Her yerin arkasından biri çıktı. Dolap dere gibi ev. Sıkıntı yok. Oğlum ne yapıyorsun? Sıkıntı yok. Tamam, kimse yok diyorum. Rahat ol. Onu da var. Oğlum yok diyorum kimse ya. Tabii ya. Masanın altı. Adi, çocukların evde yok. Evet. Okuldan da kaçmamışlar. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ya oğlum kimsenin başına bir şey geldiği yok. Saçma sapan hareketler yapma ya. Biz konuştuk onu konuyu. Bitti o. Herkes artık yalan söylemeyecek, saklanmayacak, hiçbir şey olmayacak. Eğer işten kovulduysan geleceksin eve, işten kovuldum diyeceksin, bitecek. Çocuklar okuldan kaçarsa? O zaman da gelecek eve, paşa paşa dayağını yiyecek, bitecek. Sıkıntı yok yani. Ben şu dolaba bir bakayım. Ya gel oğlum diyorum ya. Yok kimse, yok evde. Rahat olsana sen. İlanlara bakacaktım ben de. Al al, al bunlara bak bak. O ne? Bunları eleman arayan yerlerden aldım gelirken. Orada gazeteleri bulamazsan oradan bakarsın. Bu ne peki? Kanka işte orada bulamazsan oradan bakarsın. Ödüllü kedi yani. Ödüllü. Alıyorsun, buluyorsun 1500 lira para veriyorlar. Bir şey bulamazsan pisi pisi diye kedi ararsın. Ha, ne yaptın bunu, ağaçtan maaştan mı söktün lan sen? Pis pis ellerine geldin, bu koltuklara dokunuyorsun. Çık git, ellerini yıka. Git. Sana da iyilik yaramıyor ya. Lan yürü çık git. Bunlar nasıl ya? Hı. Evet, ürün tanıtımı ara, görevlisi aranıyor. Ya bunu yapamam. Sekreter, ben de sekreter olur mu? Ben de sekreter olmaz. Pazarlama elemanı. Gene ne varsa kayıp kedi de var herhalde ya. 1500 dedi lan, iyi de para dedi ha. Nasıl yarayacağız bunu? Pisi. Pisi, pisi. Beni mi çağırdın? He? Yok lan, prova yapıyordum. Kedi nasıl aranır? Ya hadi çayı mayı koymamışsın, börek getirdim ya. He, tamam, hemen koyup getireyim ben. Doğru. Sen de geç, rahat rahat otur. Kendi evin gibi kanka, rahat ol. Tamam. Sıkıntı yok yani. Eyvallah. Tamam hadi. Ya kendi evin gibi dedim de bu mu yani şimdi? Sen evinde ayakkabılarınla böyle ayağını uzatıyor musun? Doğru düzgün otur ya. Tamam ya. Pardon, merhaba Begüm ben. Saçma oldu tabii Begüm kim? Üst komşunuzum ben. Bir konuda yardım edebilir misiniz? Ederim. Ama daha söylemedim ne olduğunu. Olsun, ederim. Biraz tuhaf gelebilir çünkü yani... Ben yok. Önden edeyim ne olur ne olmaz. Okey, süper. Ya ben duş alıyordum, su kesildi birden. Hiçbir fikrim yok neden ve böyle kaldım. Acaba banyonuzu kullanabilir miyim? Teessüf ederim. Efendim? Tebrik ederim. Davet ederim, buyurun. Buyurun. Süper. Banyonuz nerede? Sizinkiyle aynı yerde. Alt kattayız diye salonda yıkanacak halimiz yok herhalde. Özür dilerim ben. Haklısın. Kusura bakmayın. Ben gerildim. Buyurun, ileride solda. Okey, süper. Eşlik ederim. Yok, gerek yok. Ayıp ederim, doğru. Oğlum ne yapıyorsun? Niye ayakta dikiliyorsun? Kendi evin gibi rahat ol dedim ya ben sana. Geç otur. Kanka ne olur ne olmaz. Bir umuttur keselemek. Nasıl? Ne alakası var oğlum? Gel lan hadi çay içelim. Çaylar soğudu. Aç kapıyı. Aha! Ahmet İlmi ve arkadaşları geldi. Oğlun geldi. Gelsinler, gelsinler. Ben onlara gösteririm. Sıkıntı yok oğlum. Saklanmak yok dedim sana artık. Rahat ol. Ay çok pardon, misafiriniz gelmiş. Çok pardon. Sıcak su akmıyor ama. Lan! Ne oluyor lan? Bu ne lan? Ya oğlum, kadın burada sıcak su yok diyor. Senin takıldığın şeye bak. Ya ne alakası? Ben size yardımcı olurum. Lan! Ona mı yardımcı olacaksın? Bana yardımcı olacaksın önce. Hanımefendi, siz kimsiniz? Üst komşunuzum. Altta ne işiniz var? Oğlum, nereden çıktı lan bu? Ya kardeşim, sen evde istediğin gibi, senin evin gibi takıldım edin. Ben evime gelenleri alıyorum içeri, ne var? Böyle mi lan? Oğlum ben çocuklara yalan söylemeyeceğiz dedim. Kimseye yalan söylemeyeceğiz dedim. Senin yüzünden rezil oldum ya. Şimdi ben onları
dersini verecektim. Onlar benim dersimi verecek. Bittim senin yüzünden. Saklanın. Herkes saklansın. Evet, ben size yardımcı olayım. Gelin. Bittik ya. Lan şunlardan çayları kaldırın. Açtım be. Helal sana be. Esaslı kızmışsın Ceren. Evlen benimle. Ay üf, bunlar niye çağırdık ki biz ya? Ya kızım ben seni ne bileyim Tokay'la kapıyı açabileceğini. Açamayız, açamayız diye maymuncuk istedim bundan. Getirdim ya işte abla. Aptal, maymuncuk diye Batu'yu getirmişsin. Evet, birebir yapıyor. Yapsana kanka. Ay bunlar bu yaşa kadar iyi gelmişler ha. Babam da öyle diyor biliyor musun? Allah Allah, babam kendine baksın. Hala iş bulamadı. Böyle giderse annem boşayacak onu. İşsiz totoş. Doğru. Boşar, boşar vallahi. Bir de geçen ne yapmış biliyor musun Ceren? Annem bir tane bornoz sevmiş. Onu üst kata sipariş etmiş. Nasıl? Hala? Üst katta mı bornoz? Evet ya, kadını da bir türlü evde bulamıyoruz ha artık. Nerede geziyorsa. Ya kızım ne olacak ya? Bütün gün üstüne giyecek hali yok. Üstünde bile değildir. Ne olacak ki? Ay tamam. Tamam hadi ya. Bizim sizde işimiz bitti çocuklar. Siz gidin. Biz biraz aşk meş falan konuşacağız. Ya ne aşkı ya? Boş verin. Bir tane içelim de keyfimiz yerine gelsin. Ceren sen kullanıyor musun? Yok ben yeni bıraktım. Ben de öyle çok içmiyorum. Tek tük içiyorum. Yemekten sonra falan. Ya bak babam çok kızıyor. Onu burada içtiğini görmesin. Çık balkona orada iç. Bir tane ver de dostluğumuş pek içsin kanka. Sen de iyice otlakçı oldun ha. Taşımayı sevmiyorum kanka. İyi hadi bir tane içelim daha diyelim ya. Lan! Ne içiyorsunuz lan? Ne içiyorsunuz? Kutu kola papa. Kutu kola mı? Kutu kola mı? Oturun lan yerinize. Püh! Püh be! Boşu boşuna çıktık görüyor musun? Aa, annemin bornozu. Annemin yerine başka kadın. Ya siz ıslak ıslak çıkmasaydınız biz kendi aramızda hallederdik. Islak ıslak mı? Siz ne yapıyorsunuz burada? Oğlum ne yapacağız? Saçma sapan konuşma. Begüm Hanım üst komşumuz. Adil amca keşke siz üste çıksaydınız. Burada yakalanma ihtimali çok yüksek biliyorsun. Konuşma. Çocuklar siz gelmeseydiniz Begüm Hanım burada. Edepli bir şekilde duşunu alıp gidecekti. Evet. Ha, sonuna denk geldik yani. Lan neyin sonu, neyin sonu? Senin sonun bence baban. Seni anneme söyleyeceğim. Birazını da ben anlatayım mı? Aa, bir şey pardon. Arkadaşlar inanılmaz yanlış anlaşılma var şu an. Ben babanızdan izin aldım zaten. Hani duşu kullanıp gidecektim. Oha benim babam Fahri amca mıymış? Seni yine de anneme söyleyeceğim baba. Oğlum ben senin baban değilim. Benim babam kim o zaman? Lan gerizekalı benim baban. Baban benim ben. Tamam pardon. Ben kaçayım siz devam edin. Çok özür dilerim. Yani. İyi günler. Nasıl geldi bu adam sen ya? Anneniz geldi. Nasıl? Anahtarı bulamadıysanız bir omuz atayım da açayım kapıyı. Safa? Safa kim? Eşim. Aa, bizi birbirimize kırdırdılar Begüm Hanım. Ha? Lan! Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Saklan! Ben nasıl bir takımla beraber hareket ediyorum acaba? Aptal mısınız? Doğru düzgün herkes yerine saklasın. Oh. Vallahi ben ikna oldum. Size vereceğim. Zaten bütün apartman bana verdi. Bir siz kaldınız. Bütün apartman mı? Tabii, tabii, tabii. Bütün apartman bana verdi. Muhalla Hanım, Ayşe teyze, Makbule Hanım, hatta Bahattin Bey bile bana verdi. Bizim Bahattin amca. Evet, evet. Ya o huysuz adam bir görün pamuk gibi oluyor. Aa! Biliyorum tamam benim için zor oluyor, çok efor sarf ediyorum falan ama yani değer biliyor musunuz? Tabii. Ben herkesin ihtiyacını ben karşılayacağım. Ay hadi inşallah. Evet. Zaten biz çocuklarla da konuşuyorduk. Yani çok memnun değildik de işte ayıp olmasın diye idare ediyorduk. O devir zaten. O devir. O devir geçti. Safa'ya verin rahat edin. Bir şey göstereceğim. Hadi. Şey göstereceğim. Tamam ben merak ediyorum. Sabahtan beri o zaten. Çok açsanız. Büyük. Açması da zor çıkarması. Açın. Şöyle çıkarayım. Oha yalnız çok büyük değil mi? Değil mi ya? Herkes görsün istiyorum ya. Niye görüyorlar lan? Niye görüyorlar? Adil. Hiç adil değil. Ne oldu ya? İki gün işsiz kaldım diye hemen başkalarına mı gittin? Ne için konuşuyorsun sen? Ben konuşacağım, sen konuşacağım. Sen yanında yavrum. Yazıklar olsun sana be. Sen benim bütün apartman Bahattin.
Begüm sen üzerinde bornozla bana hesap mı soruyorsun başkasının evinde? Bir dakika, bir dakika, bu benim bornozum. Hadi sen benim bornozumu bu kadına mı verdin? Aile ilişkileri komple bitmiş ya. Vallahi ya benim oğlum, bu ilişki yürümez, ben size söyleyeyim. Ben apartman yöneticiliği için daire daire geziyorum, oy topluyorum ya. Sen neden bahsediyorsun? Üzerinde bornoz var be. Ya tamam, olabilir. Bu bir kere... Nasıl olabilir ya? Şu bornoza bak. Evet. Ya, bornoz var üzerinde. Tamam abi, sakin ol. Sen de anlatacaksın. Her şeyi anlatacaksın. Tamam, lütfen. Ya aman, ne bornozmuş be. Ne, tamam, çıkarayım abi. Çıkarma, ne yapıyorsun? Çıkar! 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 Adil, derhal bir açıklama bekliyorum senden şimdi. Hemen şimdi şöyle evet. Olur. Baba, bu böyle olmaz. Artık bir açıklama yapmak zorundasın. Şimdi şöyle karşılıklı bir aldatılma söz konusu, kimse kimseyi suçlayamaz yani. Ya saçma sapan konuşmayın ya. Ne aldatması? Begüm Hanım burada suyu bitmiş, duş alıp gidecek de evine. Allah Allah. Hamama gitseydin ya. Hamama gitseydin, 50 bin evde işin var ya şu anda. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Komşuluk öldü mü? Lan sana ne? Ya sen bu apartmanda bile yaşamıyorsun. Sana ne komşuluktan ya? Başımıza ne geldiyse vallahi bunun yüzünden geldi. Bornozum peki, benim bornozum. Ya bornoz mu? Ya ben influencer'ım. Ben insanlar influencer... Ya ben ne giyersem giyiyorlar, özeniyorlar falan. Bana her gün kargo geliyor, yüzlerce, ben ne bileyim. Giydim yani, çıktım bu. Ya bak, ben sana anlatayım o olayı. Bir lütfen. Şimdi bu, ben burada ilanlara bakıyorum, bu geldi. Ondan sonra Begüm Hanım suyu bitmiş, dedi ki ben duş alabilir miyim? O sırada siz de gelince Safa Bey'le, biz de sizi yanlış anladık. Evet. Ya Adil, biz artık demedik mi saklanmak yok, birbirimize güveneceğiz diye. Vallahi dedik, ben de ona yapıyordum zaten. Bunun yüzünden, her şey bunun yüzünden oldu. Begüm, hadi eve, hadi. Tamam. Ne geldiyse başımıza şu bornoz yüzüne geldi zaten. Ya, tamam. Çıkartacaksın bu bornozu. Eve giderim, çıkaracağım. Burada çıkar. Yo, burada olmaz. Eve gidelim, çıkar. Hadi çık. Tamam, çıkarmasam ne ya lan? Ben de bir bakayım, sizin üst katta bir kiralık vardı, apartmana şey olmamış. Ya sen çık git, Yozgat'a falan taşın ya. Görüşme artık bununla ya. Görüşmek istemiyorum ki ben zaten. Çocuklar, merak ettiğim bir şey var. Siz her okuldan kaçtığınızda niye bizim eve geliyorsunuz ha? Başka hep, ev mi yok? Sizin eve boş oluyor. Evet, bir de çok güzel ev yani, ondan. Hadi marş marş, hadi. Gidin parkta gezin dolaşın, ne yapıyorsanız yapın. Hadi marş marş. Ulli be, ben çok kızarsın sanmıştım anne. Yok oğlum, kızmadım. Niye kızayım? Artık yazın gideceğin o yatılı okulda sana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlatırlar. Ahmet Hilmi'ciğim. Nasıl ya? Babam eve kız atıyor, ben niye ceza alıyorum? Ben kız mı satmıyorum ya? Duy. Manyak mısınız oğlum siz? Ben burada ilanlara bakıyordum ya. Ne ilanı? İş ilanı. Bu ne? İşte, kayıp kedi ilanı. He, 1500 lira veriyorlar. İyi para. Bu getirmiş, işte pisi pisi diyormuşsun, kedi geliyormuş. Ne? Pisi pisi. Ne oluyor lan? Nerede ne oluyor oğlum? Oğlum, evde kedi var ya. Ay, Metin ya, Harry Potter gibi neden hep merdiven altında buluşuyoruz biz? Ne bileyim canım. Çok anlamlı bir hediyeydi ama, teşekkür ederim. Ne demek canım, satın alma, sahiplen. Bu kedi, bu kedi. O zaman biz veterinere gidelim. Veterinere gidiyoruz. Evet, evet. Merhaba canım ailem. Gel lan buraya sen. Oturuyorum. Lan sen burayı gelme, bir dakika dur. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Cihan, Hilmi ve Fatma beraber yazmışlar. Evet, Hilmi ile Fatma gidiyor. Zili çalmaya tebrik ediyoruz. Ya hakikaten rejisi, oyunculuğu yani hakikaten çok zor bir devam skeci bu ya. Yani o yüzden hem ön tarafta oynayan hem arkada oynayanlar için inanılmaz zor. Hiç hata yapmadan bu kadar oynadığınız için ayrıca bütün oyuncuları tek tek tebrik ediyoruz. Gerçekten... Hiç hata yapmadınız. En çok da Metin'le yaşam evet. Aldık. Hiç hata yapmadan. Hiç hata yapmadan. Tam doğru zamanda çıktınız. Bekledik orada. Mesajını da verdin. Çıktın finalde, satın alma sahip. Yani risk evet, yok. Alkış garanti. Aynen. Gayet güzel. Ama bir de yaşanmış bir saç hali de var. O var, da yapılmış. Onu da hep yapıyoruz. Saç makyaj departmanımız. Saç makyaj tabii odur. Gürhan Altındaş'ın performansı. İzlemeyin. Her zaman. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor alkışlarımızla. Bunlar, bunlar, bunlar. Başlıyor şimdi mutfakta. Lo, 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 lo,
Merhaba herkese. Merhaba evet, Eser. Merhaba Hande. Yani gerçekten şahane bir dekorun içindesin şu an. Evet. Ya bir sanat grubumuzu alkışlayabilir miyiz yani? Burada seyircimizin görmediği kısımda ekibimiz şahane çalışıyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Neredeyiz Hande? Biz şu anda ormandayız. Ormanda. Bir kaybolma hikayesi izleyeceğiz aslında. Kaybolma deyince ben de hemen kendi hikayemi anlatayım dedim. Evet, güzel. Kayboldun mu hiç? Kayboldum. Nerede? Çok kayboldum ben bu arada ama. Nasıl çok kayboldum? Şimdi anlatacağım hikaye biraz benim için trajikti. Böyle 10-11 yaşındaydım ben. Abimle birlikte, annem, abim, ben Marmaris'e tatile gittik. Babam da işleri yüzünden o sırada yok. Sadece annemleyiz. Abim bir gün işte yüzmek yerine şey dedi. Hadi şu şişme deniz yataklarıyla açılalım. İşte bir maceraya var mısın falan. Olur dedim. Biz ikimiz böyle bindik. Biz gittikçe açılıyoruz. Artık bir noktadan sonra da geri mi dönsek diyorum. Böyle elimizde ite ite gidiyoruz yani denizde. Eyvah. Ondan sonra o görünen, sahilden görünen iki adanın ortasından açık denize doğru açıldık. Ne diyorsun ya? Evet, yani bayağı korkunçtu. Yani geri de dönemiyoruz istesek de. Sonra abim denize atladı. Ben de yataktan hala inemiyorum. Sonra bir kayaya çarptım. Yatak, şişme yatak indi. Ben de kendimi kayaya attım. Sonra gelen giden yok, ben ağladıkça tabii abim de şey. Ya korkma ya diyor, işte akşam en kötü burada kalırsak deniz suyu içeriz diyor. İşte diyor ya deniz kestanesi hallederiz bir şekilde falan. O benimle dalga geçiyor. Ben de şu yüzden paniğim. Benim annem dünyanın en panik insanıdır yani. Böyle evet. En ufak şeyde böyle kalbi çarpar falan. Ben diyorum ki annem kim bilir ne halde şu anda, babam da yok falan. Saat 2 oldu, 3 oldu, 5 oldu. Şey, helikopterler geçiyor. Dedim ki annem sahil güvenliğe haber verdi. Tamam, artık kurtulacağız. Saat 6 oldu, kimse yok. Sonra biz böyle bir balıkçı teknesi gördük, böyle taka 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 geçiyor. Oradan bağırıyoruz, buradayız, buradayız diye. Sonra iki köylü, balıkçı köylü bizi kurtardılar. Ben koşa koşa sahile gittim, işte annem perişandır, korkunç bir halde diye düşünüyorum. Annem şezlongda yatıyor, ben bayıldı zannettim. Meğer güneşleniyorum, şey diyor, ya bu kakaoyla havuç yağı çok iyiymiş ya diyor. Hindistan cevizi de iyi mi acaba falan. Neyse ben üzüleyim mi, sevineyim mi buna... Hiç anlamadı ha gittiğinizi. Yok, hiçbir şey fark etmemiş artık. O da onun tarihteki ilk... O sakin. Ben de öyle kanoyla açılmıştım bir kere. Sonra açıldım. Sonra kano su almaya başladı nedense. Birden abi kano su alınca da yarısından sonra hiç gidemiyor. Battık böyle. Yani denizde yarım içeride, yarım dışarıda gidiyorum böyle. Hakikaten şeyde kalmıştık. Bizi böyle teknelerle getirmişlerdi. Evet, böyle sonradan gülüyoruz ama onun evet, için evet, korkunç tabii. Evet, çok şeydi yani benim de hani... O yüzden... Şişman buradan... şakası olmasın diye detay vermedim de... niye kano batmıştı, niye su almıştı, gerçekten sıkıntılı bir gündü. Evet. Şimdiki skecimizde de bir grup beyaz yakalı ormanda kampa gidiyorlar. Ve bakalım başlarına neler geliyor. Ebru yazdı, beyaz vakalılar geliyor. Hepinize iyi seyirler. Aşkım ne güzel odun topladık değil mi? Doğa işte ya, bütün nimetlerini sunuyor. Yeter ki git ve al, git ve al. Ya İncilay, Allah aşkına bana doğayı övme ya. Az önce çalıların arasına sıçtım. Bana doğa övme bu saatten sonra. Müdürüm ne yaptınız? Bulabildiniz mi kaybolanları? Bulamadık lan. Bulamadık. Sen mi verdin lan bana o fikri ha? Yok gidelim, yok ekip çalışması olur, yok dayanışma olur şirket içinde. Ha? Ulan kaybettik herkesi. Herkes kayboldu. Koskoca bankanın Hadımköy şubesi yok. Hadımköy şubesi kayıp artık. Olsun aşkım. Bak doğayla bütünleşiyoruz. Ne güzel. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Boğaç ateş ne durumda? Uğraşıyorum. Birazdan biter. Lan dik dur. Hamur mu açıyorsun? Ne yapıyorsun? Dik tut, dik. Bu ne? Ama tur rehberimiz Yamaç Bey böyle tarif etti. Hala Yamaç Bey diyorsunuz bana ya. Oğlum adam bizi götürdü. İz bulacağız dedi, keşfe çıkacağız dedi, kayboldu. Aynı anda iki kere kaybetti lan adam bizi. İki defa kaybolduk aynı keşifte. Ama ayıptır ya. Adam su kaynağı bulmaya gitti. Sen de bunu yedin. Vallahi yemedim ya. Üç gündür karnım aç. Onu... Ben Yamaç Bey'e güveniyorum, tamam mı? Sonuçta kendisi survivor bir insan. Hayatı boyunca balta girmemiş, ormanlara girmiş. O herif girdiyse balta girmiş işte o ormana. Aşkım ama bak çok abartıyorsun. Biraz olumlu tarafından bak. Ya neresi olumlu bunun İncilay? Olumlu bir tarafı yok ki. Yok olumlu bir tarafı ya. Ya banka kayıp diyorum ben sana. Kimse yok. Faruk'u kaybettik. Yeşim Hanım kayıp oldu. Yok artık banka manka. Ama bak şu anda yanlış şeylere odaklanıyorsun. Ya niye yanlış odaklanıyorum bak, ben? Bak odaklan. Kuşlar, yemyeşil yapraklar, el değmemiş doğu. Yenge affedersin de burada müdürümün götüne yılan kaçmış. Sen hala doğa diyorsun ya. Ne biçim konuşuyorsun lan kızın yanında? Ya ben... Ne biçim konuşuyorsun? Ertan, Ertan, ne oldu? Nerede? Nerede? Nerede?
Aman Allah. Hop! Dur! Sakin ol! Sakin ol, tamam. Sakin ol. Yılan ve Faruk. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Faruk! Dur! Ne yapıyorsun Faruk? Dur! Tamam! Tamam. Ne yapıyorsun? Etkisiz hale getirdim. İlk kanı o döktü yenge. İlk kanı o döktü. Tamam. Etkisiz hale getirdim. Pişir de yiyelim. Oğlum bak ikidir aynısını söylüyor. Yeter artık yapma. Pişir neyi pişir de yiyelim ya? Sen ne ara Rambo oldun Faruk? Doğada kendimi buldum Ertem'im. Yapıştır. İşte bu. Buldum kendimi buldum lan. Koskoca pazarlama müdürüsün. Yakışıyor mu şunlar? He? Yakışıyor mu şunlar sana? Ne var? Ya tamam sakin olun ya. Tamam Faruk'u bulduk. Yeliz Hanım'ı da bulduk. Bu tamamdır. Ha, Yeliz Hanım sizlere ömür. Ne? Börtten toplarken ayı kaptı. Yeliz Hanım'ı ayı mı kaptı? Evet. Ya yıl 2021. Olabilir mi böyle bir şey ya? Vaç. Ayılar takvim bilmez. Sen hiç ajandasına bakan ayı gördün mü? Yok. İsabet olmuş. Görsen zaten mort olmuştun. Bak Boğaç, ayılar develer kadar sinsidir. Develerse filler kadar kindar. Fillerse inekler ya kadar... Ya ne anlatıyorsun sen lan? Sen ne anlatıyorsun? Ne almamız lazım buradan? Yeneceğiz. Doğayı yeneceğiz, tamam mı? Doğayı yeneceğiz arkadaşlar. Hep beraber başaracağız. İlk olarak ağaçların yosun tutmuş tarafları var ya... Güzel, onları mı takip ediyoruz? Hayır, onları yiyeceğiz. Üstüne de çam reçinesi, oh! Oo, bu karışma iş ne varsa koparmış. Ne yapacağız aşkım? Nehri takip edeceğiz. Süper. Hadi arkadaşlar. Nerede nehir? İşte ilk önce onu bulmamız lazım. Evet. Bana bak. Burası orman ha. Burada öyle kolay mama yok. Metrobüse basak bile hop topkapı. Yok öyle bir şey burada. Ertan bak ben korkmaya başladım artık. Yahu tamam korkma. Halledeceğiz hayatım. Korkma. Müdürüm. Efendim? Müdürüm. He? Çalıların arkasından bir ses geliyor galiba. Ses mi? Gölge mi lan o? Tamam. Ne oluyor? Kesin yaraladığım panter bu. Ha, izimi takip etmiş. Lan sen panter mi yaraladın? Onun da bana yanlışlar oldu yenge. Oğlum Türkiye'de ne panteri ya? Anadolu panteri. Türkiye artık çok gelişti Ertem'im. Artık kendi panterimizi üretebiliyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Evet. Öyle bir şey mi var ya? Evet. Tamam hadi saklanın. Saklanalım. Hadi sakla. Hadi. Burada görünürüz aşkım. Görür bizi. Görmeyeceğimiz bir yer. Nereye? Gel. Geç. Ama böyle de ben önde kaldım. Sus lan. Seni kaya zanneder hadi. Hı? Unga munga. Totoro. Hı? Unga senga çiminki. Gipsi lana po. Tinky binky bro. Faruk ne diyorlar? Sizinle bir işimiz yok. Şişmanı verin yiyelim diyorlar. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Kadın şurada 2 kilo aldı diye yapıştır şişman yaptın. Ben mi? Geçin girer, geç. Ya ne geçin? Sensin lan şişman. Ben sen şöyle, evet. Müdürüm bir şeyler yapıyor. Beni vermeyin, müdürüm vermeyin. Ne yapıyorsun lan? Hayır, siz yanlış anladınız ya. Biz öyle bir şey demedik. Bir dakika ya. Siz Türksünüz. Ya hep karıştırıyorlar biliyor musunuz? Biz anne tarafı benim Selanik göçmeni de. Sence bunu mu soruyor aşkım? Ben şunu anlamadım. Siz iki Türk. O dilde nasıl anlaştınız lan? Ya beyefendi unga bunga deyince ben yerli sandım. O yüzden öyle uydurdum yani. Ha. Beni yemeyeceksiniz yani. Yok, biz yağlı tüketmiyoruz. Ne? İyi, sağlıklı. Oh, iyi. Kurtulduk oğlum sonuçta. Ya sizi bize Allah gönderdi beyefendi. Biz şirket olarak böyle bir gezi yapalım falan dedik. Kaybolduk, 3 gündür buradayız. Siz biliyor musunuz en yakın yerleşim yeri ne tarafta? Maalesef. Biz de aynı durumdayız. Hadi ya. Evet, nasıl ya? Evet, şimdi şöyle. Aşkımla bir gün çay kahve içiyorduk evde. Hayatım dedi ki, ya şehirden çok sıkılmadık mı? Lütfen dedi, bir doğa gezisi yapalım dedi. Aşkım da beni hiç kılmaz, hemen evet dedi. Ağzıma sıçalaydı da demeyeydi. Kaybolduk.
var mı? Bizde de yok. Kurtarma ekibi falan haber vermediniz mi? Verdik, geldiler ama böyle iki gün falan geçti, geldiler. Ondan sonra aşkın dedi ki, o iki gün geçti, daha kaybolduğumuzu anlamadık. Gitsinler bunlar dedi. Ağzıma sıçalaydı dedi. Öyle düşünmeyin ama siz de lütfen ya. Allah Allah, bir sakin olun. Tamam. Tamam hayatım, tamam üzülme, tamam gel şöyle sakin ol. Tamam arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Belli ki biz uzun bir süre buradayız. Artık burada kendimize yeni bir hayat kuracağız. Müdürüm. Efendim. Gerekirse yengeyle ben ürerim. Ne için konuşuyorsun lan? Hayvan, o nasıl bir laf? Dur, bir dakika. Nasıl bir laf o? Bir dakika. Aslında tek başına bölünerek çoğalabilir. Ya Allah aşkına Faruk, ne olur. Faruk sen de gider misin? Tamam ya. Gider misin lütfen ya? Ben burada daha fazla kalamam. Tamam hayatım, gel şöyle bir otur. Bir sakinleş. Arkadaşlar tamam. Bundan sonra olaya ben el atıyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi tamam. Çökün. Çök. Çökün ve söyleyeceklerimi dinleyin. Bizi kurtaracağız. Hadi. Arkadaşlar. Tamam. Yani yapmamız gereken şu. Olabilir. Biz bir doğanın içinde olabiliriz şu anda. Doğada şartlar eşit olmayabilir. Çetin şartlar altında olabiliriz. Evet. Bazı arkadaşlarımızı ayı kapmış olabilir. Evet. Ama biz ne yapacağız? Yılmayacağız. Unutmayın ki Hadımköy şubede de şartlar çetindi. Hadımköy şube olarak bütün zorlukların üstesinden geldik. Hadımköy şube olarak... Şov yapmalı. Ne yapacağız onu söyle. Evet. Workshoplarda öğrendiğimiz şeyleri uygulayacağız, teknikleri. Müdürüm, biz ritim atölyesi yaptık ya. He? İşte tam sırası bu aç. Öyle düşün. Ya illa bir işe yarıyordur yani. Ya, tamam mı? Tam olarak ne yapacağız anlamadım. Ya şimdi biri bir ritme girecek. Sonra biz de böyle içimizden geldiğince ona eşlik edeceğiz. Böyle ekip sinerjisi oluşturacağız. Tamam, tamam. Olur olur. Ben başlarım. Süper. O zaman hazırsak. Son 2, 3, 4. Takım dayanışması, ekip çalışması falan yaptık. Lan bu ormanda ne işimize yarayacak lan? Lan bu bankada ne işimize yarayacaktı da öğrendik bunu. Çok iyi savundu. Yani. Tamam tamam, ne yiyeceğiz ya, acıktı. Tamam iyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Tamam tamam. Ne yiyeceğiz, çok açız biz. Evet doğru, herkeste açlık var. Evet. Var mı? Var. Var. Hamburger söyleyeyim mi sana? Söyle, duble olsun. Süper tamam. Nereye duble olsun lan? Nereye duble olsun? Çıldırtmış adamı. Sen sakin ol. Sen sakin ol. Çıldırtıyor. Sen sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Herkes sakin. Tamam. Faruk, sen bize yemek bulacaksın. Şimdi ödeşeceğiz Anadolu panteri. Dur. Oğlum nereye? Ne panteri lan? Ne oldu? Panter manter yok. Ne yapacağım? Git ağaçlardan meyve topla. Lan nereden bulacağım meyve? Ağaç şeyde var. Şurada ileride ağaç var. Yeşil. Dallı bayağı, fark ettirir kendini. Kabuklu bir gövdesi var ya. Ya aşkım sen 1000 tane ağaç var, ormandaki ağacı mı tarif ediyorsun? Aşkım yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya aşkım canım benim. Şimdi kardeşim bak, hava yavaş yavaş kararmaya başladı ya. Git bir çoban yıldızını bul, sonra onu takip et, seni meyvelere götürecek. Tamam, ben hemen çobana soruyorum, hadi. Ama bir dakika, ben çoban demedim ki, çoban yıldızı dedim. Yanlış anladı adam. Keşke kutup yıldızı deseydiniz de ilelebet siktir olup gitseydi ya. Evet. Ama ne yapayım, benim de bir sabrım var ya. Tamam arkadaşlar, sorun yok. Şimdi yerimizi belli etmeye çalışacağız. Haber göndereceğiz bir şekilde. Aa tamam. Ya bizim şarjlarımız bitti de sizde var mı acaba? Yalnız o J ile. Ha. Ya bizim şarjlarımız bitti de sizde var mı acaba? Gidiyorum ya. Ne yaparsa vallahi dürüm. Ne yaparsa bir yaşanmışlık ya. Var. Lütfen. Ne oluyor? Tamam. Ya bizim telefonlarımız şeyde. Sizde var mı telefon? Yok. Biz aşkımla huzurlu bir tatil istedik, almadık. Evet. Aşkım da dedi ki, aşkım telefonları almayalım, gerek yok dedi.
Keşke ağzına sıçalaydı da öyle demeyeydin. Ama geriliyorum abi. Geriliyorum hayatım ya. O yok, bu yok. Doğaymış da bilmem. Tamam. Yani abi, kardeşim bu telefonlarında hemen şarjı bitiyor. Dünya akıllı. Lan yıl 2021. Ama hesap makinesi öyle mi? Gıcır gıcır çat 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 yazıyorsun, hemen hesaplıyor. Peki devreleri değiştirip telsiz yapabilir misiniz? Yok. Ama leblebi yazabilirim. Öldürürüm lan seni. Aşk. Git ne olur dışarı git. Allah aşkına sen git ya. Sen durma ya. Ben ya. Tamam arkadaşlar. Büyük bir ateş yakacağız. Böyle duman çıkacak, bizi fark edecekler. Tamam, tamam. Tamam. Yani ben odunları dizerim. Odunları topla. Beyefendi siz de yardım edin. Hemen geliyorum. Hemen. Şu çıtalarla şu şekilde böyle çevirerek kıvılcım yapacağız. Yangını çıkaracağız. Şu daha uygun herhalde. Oradan kırın. Aynen. Hadi. Çığ yapın. Hadi. Aşkım ya şu cüzdan rahatsız ediyor. Şunu tutsana. Hadi. Şu çakmak da batıyor. Rüzgarı engelliyorsun. Aşkım kurtulabilirsek boşanalım mı? Olur aşkım. Şu ateşi bir yakayım da onu da hallederiz. Oo, kıvılcım çaktı birden yaktım. Tamam, al şu cüzdanı. Tamam. Al birader. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah. Pardon ama lafınızı balla bölüyorum. Evet. İşte bu kadar, lafınızı balla bölüyorum. O ne ya? Bal. Organik. Hem de bir kilo değil, iki kilo değil, üç kilo değil, dört kilo da değil, beş kilo da değil. Adam onu girme, mu soruyor? Girme. Beş kilo da değil, altı kilo hiç değil, yedi hiç. Bal, bal. Sence adam onu mu soruyor? Nereden buldun bu balığı? Ayının ininden buldum. O Yeliz Hanım'la oyalanırken kaptım geldim. Oğlum Yeliz Hanım'ı kurtarsaydın ya. Onu da yapabilirdim Ertem. Ama bir seçim yapmak zorundaydım. Bal. Allah'ını seviyorsan ne olur git. Kurban olayım git. Ne olur git ya. Ya bir dakika ya. Bu şimdi bu balı getirdiyse ayı da bunu takip etmiştir. Kesinlikle. Ne yapacağız? Öyle mi oluyor? Evet. Başka bir şey yap. Tamam, 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 tamam. Arkadaşlar saçmalamayın. Ben bu neydi lan banka? Ben bu bankanın müdürü olarak ekibini yarı yolda bıraktı dedirtmem. Ben Hadımköy şubesi kayboldu dedirtmem. Sonuna kadar savaşacağız. Ayıyla. Siktir et Hadımköy'ü. Yürü, yürü, yürü. Çantalar nerede? Yürü. Ne yapacağım? Ne yapayım? Efendim, at, at, at ya. At, ben yerim ben. Tamam oğlum sen hadi, hadi, hadi arkadaşlar. Hadi, hadi. Arkadaşlar nereye? O bizden, onlar bizden. Yamaç Bey. Oh şükürler olsun. Bizi kurtarmaya gelmiş. Müdürüm, hoş geldiniz. Siz yokken bu herifler işten çıkardı. Şu adam başa geçti. Sen ne arsız bir köpek çıktın. Ne satıcı bir adamsın lan sen. Sen ne? Ne biçim adamsın? Gir içeri. Gir içeri, gözüm görmesin seni. Tamam arkadaşlar, ayıp ya. Yakışıyor mu hiç ya? Ne oluyor burada? Ya efendim, şu an konuşmanın sırası değil. Bir ayı saldırısının ortasında olabiliriz. Acil kaçmamız lazım. Hadi. Hadi Yamaç Bey. Ayı mı? Evet. Ayı ne ararla köyde? Köy mü? He, köy. Arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Sus ne olur, sus ve dinleyelim. Tamam, tamam mı? Tamam. Şu patikanın arkasında kocaman bir köy varmış. Sizin için patikayı açtım ve buldum lan oraya. Yardım getirdim size. Yalana bak ya. Ben traktörle geziyordum. Bu sahada bir baktım bir şey var böyle renkli renkli bir şeyler. Şundan gördüm. Türkiye'de bir bundan var yani. O kadar. Ağlıyordu, dedim ne oldu falan. Şoka girmiş, konuşamıyor. Sıcak bir şeyler içirdik de anca söyleyebildi dedi. Arkadaşlarım var dedi. Yazıklar olsun. Vallahi yalan söylüyor. Vallahi. Biz yani şu an köyde mi kaybolduk? He. Tarlalara da hep sıçmışlar ya. Vahşi doğa falan olunca biz saldık her yere ya. İşte salmışsınız. Ya işte arkadaşlar vazgeçin ya. Vallahi. Geçen de ya herkes böyle geliyor ya. Yok şehrin hayhuyundan sıkıldık. Yok bilmem ne. Geçen biri karavanla geldi. Aa, bizim karavanımız o. Bizi bulabiliriz biz, mi? He bulduk bulduk. Kahveden arkadaşlar da ona sıçtı. Aa, ama daha tatlı. İntikam. Yengeciğim kusura bakma.
Arkadaşlar yani diyeceğim o ki gidin. Vallahi. Böyle olmuyor çünkü. Nasıl olur ya? Faruk anlatsana. Panter desene. Ha. Ha, evet. Panter mi? Panter. Bana bak lan. Bizim koyunla dövüşen sen miydin? Koyunu almış yapma yapma diyor. Bir de dayak mı yedin lan? Ne? Ben pazarlama müdürüyüm ya. Bir dakika, dayak falan benim işim olmaz öyle şeyler lütfen. Ya arkadaşlar, 100 metre öteden dolmuş kalkıyor. Sarı olanlar, bildin? Beni de oyalamayın, daha sürüye bakacağım. Benim küçük oğlanı verdim başlarına, biliyor musun? Çok tatlı, Arif adı. Arif! Yas yas güley! Resmen köyde kayboldu. Aynen. Arkadaşlar. Bu yaşadıklarımızı kimseye anlatmayın, olur mu? Kimseye anlatmayız. Yok, sakın. Hadımköy tamam, şubede olan, Hadımköy şubede kalsın. Tamam, tamam. Lütfen, tamam, hadi. Hadi gidelim ya, yürü gidelim abi, bu ne? Bir dakika, bir dakika. Yeliz Hanım ne olacak ya? Yeliz Hanım nerede? Buradayız. Arkadaşlar, selam. Selamünaleyküm. Yeliz Hanım, sizi ayı kapmadı mı? Aa, yok canım. Asıl ben onu kaptım. Bakın, ben aşık oldum. Ya o ne gün bu? Bir dakika ya. Ayının ininde gördüm sizi. Güreşiyordunuz. Ya o güreş değildi tam ya. Allah kahretsin. Biz burada ne yaşadık? Bir tane. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Bravo, alkışlar. Ebru'ya geliyor finalde. Arif'imize yine selamımızı çaktık. Seyircimizi de bilgilendirelim. Ben de yeni konuştum. Arif'in sağlığı saati gayet yerinde. Çok iyi, sesi çok iyi geliyor. Tedavileri de çok iyi gidiyor. Buradan kardeşimizi bir daha sevgiyle selamlıyoruz, öpüyoruz. Aramıza katılacak. Az kaldı inşallah. Evet, Jars çok güzel şakaydı ya. O neydi ya? Jar başına getirmek hakikaten. Ya bir ara dedim bu ya, biraz bunları şeyde görse miydik ya? Böyle hani yazarken mi aklına geldi mi hiç? Hani önce bir banka hayatı önden bir görse miydik? Hani bunların o hayatını görmek burada işimize yarar mıydı? Şey güzel ya çünkü. Hani o birlikte yaptıkları temrin, müzik yapma falan. Hani önden bir beyaz yakalı hayatı ve sonra onların burada uygulaması gibi bir şey nasıl olur diye düşündüm. Ama tabii onun için bir müzikal, bir yarı lazım. Bu nereye müzik var? Partı da yoktu aslında. Sonradan hı-hı, işte bu açığı hissederek eklediğimiz bir şey oldu. Ama daha fazla evet. Yani hani bu karakterler geldiler, bilmem ne oldu, o oldu, bu oldu ve sonunda bir şey öğrendiler, ekip oldular ya da olamadılar gibi. Hani böyle bir akışta yardımcı olabilir miydi diye düşündüm. Ya sahnede çok değişik şeyler deniyorsun. Seni izlemek gerçekten yani sürprizlerle doluşsun. Deniyorsun. Ya gerçekten yani bazen yani oyunda da deniyorsun değil mi? Provada da deniyorsun. Ben de böyle ya girişte alkış almayınca ne hissettin? Bir kişi orada bak alkışı başlattı. O akraban mı senin? Diye ama böyle böyle işte alkış almaya alkışı. Evet alkışı çıkar, alkışı şeyinden ininde de olsa ayının o bal gibi çıkarıp alıyorsun her seferinde kardeşim. Şey ya, şahanesin yani vallahi benim bu söylediğim her şey. Sonunda inanılmaz geldiniz. Yani sizin ikinizin gelmesi inanılmazdı. Tebrik ediyoruz. Çok güzeldi. Eğlenceniz yeter. Altyapıya çok büyük alkış. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarımıza. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdiki skecimiz aşırı gerçek bir hayat hikayesinden olacak. Biz hani bu da derslere BK Mutfağı girdiğimizde Yılmaz Hoca bize dedi ki hep dertlerden yola çıkın. Biz de burada kendi derdimizden yola çıktık. Batu'nun bizde kalması derdinden. Şu an ekipte kalmadığı var mıdır Batu'nun?
Yoktur diye düşünüyorum. Herkeste bir gece kaldı. Kalmıştır. Yani Batu'nun nasıl kaldığını ben size şöyle söyleyeyim. Geçen gün Batu'nun çantasından bir para almam gerekecekti. Böyle adam o kadar bir yerlerde kalmaya alışmış ki hani Batu çantasında hep bir kıyafet var. Yedek kıyafet. Çorabı falan vardı yani. Çorap detay. Evet evet. Yani. Evet evet. Hep yanında yedeği var. Evet yani. Bu skeçte Batu zedeler oynuyor. Yani gerçek kişiler. Tamamen gerçek kişiler oynuyor abi. Kendi evi var. Evet. Zevk için kalıyor. Evet evet kendi evi var. Gerçekten tutmaya gittik yani. Ben çok ciddi olsun diye takım elbise falan giydim hani bu iş kesin olsun diye. Senin evi sahibinden senin istemen takım elbiseyle çok komik. Evet. Arzuyla. Sen evi tutun depozito falan anlaşmaları sen yaptın. Evet evet ben bayağı takım elbise giyip gittim. Daha ciddiyim. Kesin tutsun diye. Evet evet. Çok güzel. Skeçten sonra da konuşuruz bayağı. Evet. Şimdi o zaman ben sunuyorum skeci. Yatılı Batu gerçek bir hayat hikayesinden geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Metin. Hadi kalk. Batu. Batu. Metin. Batu. Gel kankacığım yemek yiyelim. Hayır istemiyorum Batu. Batu. Gel odama geçelim Batu. İstersen. Batu. Batu git ya. Hayır. Kanka sakin ol gel odama geçelim. Hayır. Hayır, hayır bu rüya. Hayır hayır istemiyorum. Ya. Git senin artık ben... bu evden Batu. Git artık bu evden git. Hayır istemiyorum. Hayır istemiyorum. Batu! Ne oldu oğlum? Apar topar çağırdın beni. Kanka çok kötü bir rüya gördüm. Her yerde Batu vardı. Oğlum bu rüya değil ki gerçek. Atakan, biz kimin evindeyiz kanka? Senin evindeyiz. Ya! Bak! Oha! Ya! Bak kanka! Oğlum bu sensin. Evet, bu. Ya bu da Gamze. Bak! Oha! Ya! Oğlum eşyaları falan her yerde lan! Abi yok bu böyle olmaz ya. Bu böyle olmaz ya. Yani ben anlamıyorum. Adam sürekli bizde. Ne sürekli sizde lan? Asıl sürekli bizde. Ben de onu anlamıyorum oğlum zaten. Aynı anda hem sizde hem bizde olmayı nasıl başarıyor? Ben anlamıyorum ya. Abi bak geçen gün dedim ki Batu bak sana yeni ev tuttuk. Şu yeni evin videosunu çekelim dedim. Tamam dedim. Çektiniz mi? Yok lan bizim evde çektik videoyu. Böyle olmaz ya. Böyle geçen gün de Eser abilere gitmiş. He ya Eser abi de beni aradı. Alın bunu buradan diyor. Berfu rahat rahat reyaz çekemiyor diyor. Ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Bahçeye kendine kulübe yapmış, orada kalıyormuş. Olacak iş değil ya. Konuşmamız lazım abi. Kesinlikle konuşmamız lazım. Selam. Oğlum bu cam mam açın. Leş gibi kokmuş lan burası. Tamam açarız da. Benim evimin anahtarının sende ne iş var kanka? Gamze verdi kanka. Gamze'yi nerede gördün lan? Beraber kuaföre gitmiştik. Orada bu aldı. Allah Allah ya abi benim evim ya. Benim evim ya. Tamam oğlum senin evinse senin evin. Ha senin evin ha benim evim ne olacak? Lan benim evim, benim evim diyorum ya. Batu ben evliyim ya, evliyim ya. Gamze'den çok seni görüyorum. Ben de Zeynep'ten çok seni görüyorum kanka. Oğlum ben de sizi annemden babamdan çok görüyorum. Bir şey diyor muyum? Lan desene. Çok özledim anne baba geliyorum desene lan. Desene. Tamam abi tamam sakin ol sakin ol. Ya sizin bir karın ağrınız falan mı var? Ya Batu git artık bu evden ya. Kesin bir şey var ha kesin ama çözemedim. Allah Allah ya. Bak Batu bak. Seni evladım gibi seviyorum bak. Hatta evladımsın diye... Abi ne diyorum ben? Adam o kadar çok evde kalmış ki evlat diyorum ya. Batu, kanka biz seni gerçekten çok seviyoruz ama... bu durum artık konuşmamız lazım. Hangi durumu? Abi dur ben anlatacağım. Bak çekil. Batu, bu koltuk kaç kişilik kanka? Üç. Hayır, iki kişilik. Bir, iki. Tamam. Burada kaç tane kırlent var? Üç. Ha demek ki neymiş? Bu fazlaymış. Anlamadım kanka. Lan fazla mı fazla? Tamam oğlum fazlaysa fazla tamam ya tamam. Fazlaysa tamam bir tanesi fazlaysa atarız gider. Ya benim yastığım attı ya. Siz de kalabilir bu arada. Ben direkt söylüyorum abi. Batu git bu evden. Size mi gidiyoruz kanka? Hayır abi bak bize değil. Bu ev değil. Başka biri. Ha Cemo'ya gidiyoruz. Ama Cemo da evli barklı kız ya. Lan biz de evliyiz. Allah Allah. Burası da bark. Oğlum gitsene artık bu evden ya. Tamam. Tamam lan anladım. İstenmediğim yerde bir dakika durmam. Gidiyorum. Kapı burada yan. Odama gidiyorum odama. Odam değil oğlum ya. Benim odam orası ya.
Yok abi, ya böyle olmaz yani. Kırmadan bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Evet abi. Metin, kapıyı açar mısın canım? Ya benim Gamze'den duymam lazım bunları ya. Batu'dan değil. Buyur abi. Selamünaleyküm, ev sahibi yok mu? Benim abi ev sahibi. Batu Bey nerede? Ben yaşıyorum abi bu evde. Vallahi söylemeyeyim diyorum ama söyleteceksin ya. Halbuki sen niye bu evde yaşıyorsun oğlum? Bu adam bekar adam, özel hayatı var. Sen karını alıp geliyorsun buraya. Bak bugün de arkadaşını getirmişsin. Allah Allah. Kenan abi selam. Selam canım benim. Abi şu aidatı vereyim ben sana. Buyur abi. Ben öderdim abi aidatı. Sen nereye ödüyorsun ya? Sen kimsin de ödüyorsun oğlum? Bir dur ya, Allah Allah. Oğlum senin apartman yöneticiliği işini konuştum. Lan apartman yöneticiliğine mi aday oldun? Kim olacaktı? Kim olacaktı ya? Valla sen bunlara iyi dayanıyorsun ha. Kendi evinde misafir yapmışsınız adamı. Allah Allah ya. Tamam abi, sıkıntı yok. Hallettiysek sloganı verdin değil mi? Verin yetkiyi, görün etkiyi. Batuhan. Tabii tabii. Görüşürüz abi. Benim iki dakika içeride işim var. Siz de fazla ses yapmayın bak. Buramıza kadar geldi apartman olarak. Batu'nun hatırına bir şey demiyorum. Kıhlı ses pavyonmuş, bilmem neymiş. Allah aranı güzel be şah. Ya git. Allah Allah. Pardon, affedersiniz. Bak. Tabii ya. Tabii, donuşun. Donuşun. Ya git. Hayırdır Ezgi, evi mi terk ettin? Lan sen benim babam mısın? Evi terk etsem sana mı gelirim? Batu'nun eşyaları bunlar. Oha, Batu'nun eşyaları. Of, sorma daha da var ya. Ama nakliye tutacağım mecbur, arabaya sığmadı. Adam her eve yerleşmiş lan. Ya geçen hafta bizim terasta parti verdi. Adam bizi çağırmamış lan, storylerden gördüm. O teras sizin ev miydi? Bizim teras o. Allah Allah. Ezgoş, hoş geldin. Hoş buldum. Bunlar ne? Batu eşyalarını bize unutmuşsun, getirdim. Unutmadım ki ben onları. Unuttun. Yo, unutmadım ya. Arada sırada geliyorum gidiyorum diye bırakmıştım. Hangi ara lan bu? Bu neyin arası lan? Bitmedi bu ara. Bu neyin arası Batu? Ya sen bizden çok bizim evdesin. Daha da bir kamyon eşyan var. Hepsini buraya göndereceğim. Buraya niye gönderiyorsun ya? Takanlara gönder. Oğlum bize niye gönderiyor? Adamın kendi evi var, oraya göndersin. Benim eve sığmaz kirve. Oğlum daha büyük bir ev tutsaydın o zaman ya da tutsaydın. Oğlum tutmaya zaten ben bununla beraber gittim ya. Kefil oldum ben. Senet imzaladım bu adam için. Şakalar havalarda uçuşuyor. Oğlum bunları boşa sıkmasanız da skece falan yazın ya. Aa, bir tane skece başlayayım, ben hemen geliyorum. İçeride iki dakika işim var. Allah Allah ya. Deli ayağına yatıyor ha. Herhalde öyle. Anlamıyor, anlamak istemiyor. O burada mı? Kim? O işte. Kim? Batu. Burada. O evde. O zaman ev boş. Gidip filmi falan izleyelim. Kanka gözün seveyim, biraz daha kalsın sizde. Sonra, hadi Batu gelmeden. Hadi. Neler yaşatmış lan insanlara. Abi benim anlamadığım, bu çocuk bütün evlerde aynı anda nasıl oluyor? Ya bu bence zamanı bükmeyi buldu da bunun için kullanıyor mal. Abi bir şekilde göndermemiz lazım, bir şekilde ya. Tamam, skeçle gönderelim. Nasıl ya? Ya işte bu durumun skecini yazacağız. Batu'nun da kalbini kırmadan bir şekilde anlatacağız ona. Ya yeter bu durumun skecini yazalımcılar ya. Azıcık ya, bu kendi derdimiz var. Bırakın şu programı artık ya. Ya kanka aslında haklı Ezgi ya. Yani böyle bir şey kursak kalbini kırmadan gönderebiliriz. Laptop nerede? Laptop var. Nerede? Laptop nerede abi? Çekmecede. Biliyorum lan. Burada değil Batu. Onu mu diyorum oğlum? Şu çekmecede ya. Benim yeğenim benden iyi mi? Ezgi ne yazacağız? Bana mı soruyor? Ben en son skeç yazdığımda sokakta maskesiz dolaşıyordum. Dolar 2 lira falan. Doğru ya, Latin alfabesine yeni geçmiştik. Aynen. Benim o günden fotoğrafım var, yanımda taşıyorum. Bak siyah beyaz. Şakasını yapmak için bak fotoğraf. Evet, yanımda evet. Taşıyorum. Güzel, harika. Tamam ya, ben kurdum bir şeyler. Ha. Böyle misafir ayağı falan güzel. Batu! Ne oldu? Oğlum benim tişörtüm niye giydin lan? Aa, benim sandım kanka. Lan nasıl senin sandın? I am Kıvılız yazıyor üstünde. Tamam. Batu, kanka skeç yazıyoruz. Ha, neyle ilgili? Şeyle ilgili, hani böyle eve gelen bir misafir olur da böyle gitmek bilmez ya. Onunla ilgili. Gerçekten var öyle insanlar, biliyor musunuz? Allah Allah, nerede bu insanlar acaba ya? Ne? Evet, şey yapacağız. Doğaçlama ilerleyeceğiz. Yani şöyle, Metin, Sami, Ezgi, Aşkın, bunlar evli çift. Ben? Tamam. Sen kendini oynuyorsun kanka. Polisi mi oynuyorum? Mesut komiser mi? Bir de kendini polis sanıyorum. Tamam. Batu sen işte bu eve gelen misafirsin. Eve gelen misafir değil. Eve düşen yıldırım.
Skecin adı bu olsun. Eve düşen Yıldırım. Tamam, tamam. Eve düşen Yıldırım. Şimdi... Doğaçlayalım. Evet. Doğaçlayalım. Aşkın'la Sami aralarında bu misafirle ilgili konuşurlar. Ben buyurun. Geçiyorum. Evet. Geç oraya. Tamam, sen de gel. Tamam. Başlıyorum. Aşkım, senin bu arkadaşın ne zaman gidecek bu evden? Bilmiyorum ki. Sonuçta senin de arkadaşın yani. Ama nereden bilebilirdik ki bu kadar karaktersiz, gevşek, yapışkan biri olabileceğini, değil mi? Ya, o kadar demeyelim de. Diyelim Ezgi. Diyelim gerçek bütün hislerinle. Ver o coşkuyu bize. Hissettir onu. Gevşek. Allah'ın gevşeği. Ya bir geldin gitmek bilmiyorsun be adam. Oğlum biz karı kocayız, bir gitsene be. Böyle de çok sert oldu sanki ya. Sert mi oldu? Gel sen buraya. Tamam, çok mu sert oldu? Tamam. Ya, ya. Siktirik lan bu evden. Güzel şaka. Ne gülüyorsun oğlum? Ne gülüyorsun ya? Ha, roldesin. Bozuldu. Neyse. Ezgi? Allah'ın adını verdim. Bir daha bu eve gelme. Tamam o zaman. Hiç gitmezsem hiç gelmemiş olurum. Ya anladın ya, anladın. Bak Batu. Oğlum adım Yıldırım Skeç'te. Ya Allah Allah. Yıldırım. Yıldırım, kendi evin var senin. Niye oraya gitmiyorsun ya? Burada ne diyorum Atakan? Kanka burada anlayışla karşılıyorsun. Anlayışla. Evet. Tamam, ben Atakanlara gidiyorum o zaman. Hayır. Bak, skecin akışını bozma. Skecin akışını zil almaz yoksa. Atakanlar falan kendi yok. Kendi evine. Kendi evine gidiyorsun. Tamam, gidiyorum ben o zaman. Evet. Tamam, gidiyorum. Hadi görüşürüz. Yıldırım eşyalarını alır. Eşyalarını alır. Kapıyı açar. Ve gider. Bir daha gelmeyecekmiş gibi defolup girer. Ha, aynen. Bir de gider orada kalır, değil mi? Kalır, evinde kalır. Evet, gider artık evinde kalır. Evinde kalır. Zil olmaz. Aynen. Gelir, zil olmaz yani. Bir dakika ya. Ne yapıyorsunuz abi siz? Ben sizin yanınızda olmaktan çok mutlu olduğum için zaten yanınızdayım. Sizi yalnız bırakmayayım diye abi. Ben bu ekibin hamurunun birleştirici maddesiyim. Yumurtayım lan ben. Gezen tavuk yumurtası. Ama anlıyorum ki siz de o yumurtayı bakkaldan eve getirene kadar kıran çocuklarsınız. Helal olsun be. Eğer hakkım geçtiyse benden yana helaldir. Eyvallah. Batu dur, Batu. Gitme. Burada kal. Allah Allah, kendi evi sanki ya. Kanka ama çocuk üzüldü şimdi. Al götür evine o zaman. O kadar da üzülmemiştir ya. Abi benim size ne kötülüğüm dokundu ya? Ne kötülüğüm dokundu? Tamam, tamam Batu gel. Gel tamam. Geç şöyle, geç abi. Gel, gel tamam. Gel tamam. Özür dileriz ya. Biz kötüyüz, sen iyisin. Evet, biz kötüyüz ya. Allah da bizi bildiği gibi yapsın. Ben gayet iyiyim abi. Ne sen kardeşim ne istiyorsun söyle bana. Şu an ne istiyorsun söyle. Abi ben yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Tamam biz bir çıkalım. Bir yarım saat kafasını toplasın. Tamam. Aynen. Hadi. Sen bir şey yap. Bir toparla. Hadi. Hadi. Ya yalnız kalmak istiyorsa gitsin evine ya. Ben de gidiyorum. Ya hayır ya. Hayır. İstiyorum. İstiyorum. Lan müthiş final oldu ha. Bana bakın, neredesiniz? Ana, gitmiş ya. Nereye gittiler ya? Dur bakayım. Bakalım. Alo! Nereye gittiniz oğlum? Skecin finali bağladım ya. Kanka, skecin finali mi? Biz... Sen bir dakika ya. Onu skeç için mi söyledin? Evet oğlum, siz neredesiniz ya? Kanka, Metin sinir krizi geçirdi. Hastaneye gidiyoruz biz şu an. Tamam, ben refakatçi olarak kalırım. Geliyorum hemen, geliyorum. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Metin'le Batu yazdı. Buyurun arkadaşlar. Kendi ellerimle çalıyorum. Kendi ellerimle. Ya böyle aile içi skeçler çok güzel oluyor. Gerçekten. Gerçekten aile içi. Her ailenin içi bir de. Yani Batu en çok kimde kalmayı seviyorsun? Herkesle. Ama artık yavaş yavaş kendi evinde kalmaya başladın. Evet abi. Çok ama yavaş. Bu sefer de... Ama bu sefer de Metin'i kendi evine götürüyorsun. Evet. Değil mi? Şimdi de şey yapıyorsun. Hani o ben sizde kaldım, siz de bende kalın. Evet abi, kesinlikle tabii. Ama gelmiyorlar artık, ne kadar bıktılarsa.
Ya baya... Ama yani şeydi böyle skeç yazma falan aktif bir durum olduğu için tabii, de tabii. Aslında... Metin aslında seviyordur senin kalmanı evet, yani. Evet, evet. Beraber çok eğleniyoruz yani. Yoksa bu skecin gerçeğini ben söylerdim. Ya yok, gerçekten çok şahane bir adam. Batu hakikaten... ben hani ekibinle tanıştıktan sonra da kendisiyle de... Ayrıca da böyle bir samimiyetimiz oldu. Bizde de kaldı. Daha kalmadı da. Kalacağım ama. Her zaman bekleriz gerçekten. Şöyle bir şey. Yani Metin sunumda da anlattı zaten de. Bizim şimdi skeç yazma serüvenimiz haftada bir gün sadece boş günümüz var. Onun dışında direkt başlamamız lazım artık. Ve hani o yazma işinde de birlikte olmamız gerekiyor. Hı hı. Biraz oradan geldi yani, hakikaten şey olmasın. Ben de geldim kötü. Ama bu arada... Ama şu an Batuken hiç kötü hissetmiyorsunuz, mahcup hissediyorsunuz. Abi provalarda diyor ki, siz niye bu kadar gerçek oynuyorsunuz? Abi, ya abi inanılmazlar. Ya çok eğleneceğiz. Gerçekleri oynuyoruz falan. Dedim ki ne oluyor ya? Doğum günün kutlu olsun Batu. Ve evet, Cihan girdi arkadan. Batuhan kardeşimizin doğum günü. Bu güzel doğum gününde de böyle bir skeçle doğum günü kutlamak için. İyi ki doğdun kardeşim. Abi, eyvallah. Nice nice yaşlara inşallah. Çok teşekkürler. Bak, kitle de seviyor. Ben de hediye aldım sana. Bir, versene Tolga hediyeyi bak. Aa, gerçekten. Vallahi hediye aldım abi sana. Ya. Öyle abi. Sana şöyle... Ne abi? Yok, ev anahtarı güzel ev fikir. Onu da düşündük. Ama ben daha ince bir şey düşündüm. Gözyaşı. Ya. İçinde gözyaşı olan bir kolye kardeşim. Abi çok teşekkür ederim. Gözyaşı Hırsızı kitabının yazarı biliyorsunuz. Kendisine böyle bir kolye buldum gerçekten. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Süper. Çok güzel hareketler. Batuhan'la ve şahane ekibiyle devam ediyor sevgili izleyenler. İyi ki doğdun. Merhaba, ben Ali. İlk sunumum olacak burada. Hiç daha önce çıkmadım. Daha önce yapmamıştım abi, ilk kez. Öyle mi? Aynen. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ya, bir şey ezberleyip oynamak daha rahat oluyormuş. Ne anlatacaksın peki, konu ne? Abi, skecimiz hakemlerle alakalı. Ben de daha evvel bu işi yapmadan önce hakemdim. Hatta bir ara ikisini bir de götürmek istedim. Hakemlik yaptın? Evet, hakemlik. Bölgeselliklerde ve amatörliklerdeydim. Ne diyorsun ya? Tabii. Normal. Orta hakem mi? Orta hakemdim abi. Bir insan hakem niye olur yani? Zaten beden eğitimi bölümünden mezunum abi ben. Antrenör, futbolun her alanında bulundum. Bari hakemlik de yapayım dedim. Çünkü futbolu iyi bilen birisi olarak kendimi tanıyorum. Ve onu yapmak istedim. Ama yani bu kadar hani küfür yemeyi göze almak, ben şimdi bakıyorum hakikaten hakem olma isteği insanlarda, yani işte dünyada örnek Cüneyt Çakır hocamız var. Onu örnek alıp olabilirsin ama böyle sanki hakikaten abi öyle bir öyle bir meslek ki hiçbir kararının arkasında birisi yok. Evet. Benim anlatacağım hikaye de biraz onunla alakalı. Abi ben hakemlik yaparken annem maçlarıma gelmek istiyor. Ben de diyorum ki anne boş ver, ne yapacaksın, gelir. Eyvah. Ya. Gelmene gerek yok. Ben merak ediyorum. Annem futboldan anladığı falan da yok aslında. Ha. Merak ediyor. Oğlunu izlemek istiyor. Sürpriz yaptı. Maçıma gelmiş. Ya. Taraftarlar da sağ olsun beni bayağı bir desteklediler abi. Beni bıraktılar. Annemi desteklemeye başladılar. Olay orada birazcık, ben iyice içeride bayağı stres oldum. Annem ne yapıyor bilmem ne diye. Arada da annemi kesiyorum, bakıyorum. Ne olacak, ne bitecek, neyse maçımı yönetiyorum. Küfürler havada uçuyor. Bir maçı anda, nasıl yönetiyorsun, kötü mü gidiyor? Fena değilim abi ama yine de hiç yaranamazsın seyirciye. Her türlü küfür yersin. Abi en son ben böyle artık birkaç hatalı karar, onlara göre hatalı karar vermeye başladıktan sonra bana bayağı küfürler gelmeye başladı. Anneme de küfürler gelmeye başlayınca bir anda bir ses geldi. Annem bağırdı abi. Ne diyor? Siz onun annesini tanıyor musunuz da küfür ediyorsunuz dedi. Abi ben adamın sesini oradan duydum. Ya amatör kü maçları 20-25 kişilik oluyor. Adam şey dedi. Abla tanısak küfür etmeyiz ki dedi. Annem de şey dedi. Tanışalım o zaman, ben Kadriye demiş. Sonra tanıştılar. 20-25 kişi çekirdek çitleyip beni seyrettiler abi ondan sonra.
Annen de amigom oldu artık. Ne annem, oldu o günden? Makara yapıyorlardı çekirdek isteyip şu kötü şu iyi diye. Sevgili izleyenler, bizi izleyen seyircilerimiz, hakemlerimize küfür edip, onlar da insan, onların da anası bacısı var. İşte örnek. Teşekkür ederim abi. Şimdiki skecimiz de hakemlerle ilgili. Cihan Talay ve Fatih Öztürk yazdı. Ortalık hakemi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oğlum böyle maç mı yönetilir? Böyle maç mı yönetilir ya? Abi ikinci yere çıkmayalım hocam. Gözünü seveyim ikinci yere çıkmayalım. Zaten yarı çıplaz. Eğer çıkarsak bizi var ya. Ya tamam ya. Oğlum Cesur Hoca yok lan. Koridorda arkamdaydı. Nereye gitti bu adam? Anahtar nerede lan? Anahtar nerede oğlum? Anahtar nerede? Anahtar nerede oğlum? Ne anahtarı hocam? Ne anahtarı? 14-15 anahtarı. Ne anahtarı olacak oğlum? Kapının anahtarı lan. Oğlum şu sehpayı getir. Sehpayı getir. Getir. Allah'ım. Hocam, koridorda arkamızdaydın. Sen ne oldu ya? Oğlum koridorda geliyordum. Taraftarın bir tanesi böyle elini kaldırdı. Dedim çak yapacak. Hocam gerçekten çok fena çakmış ama. Vallahi çok bakayım. Yemin ediyorum elime oturuyor. Baksana sıcak hala sıcak. Neyse ucuz atlattık. Allah sizin cezanızı vermesin. Allah sizin cezanızı vermesin. Ucuz atlattık diyor bir de ya. Lan İkinci yarı ne yapacağız ya? Maçı katlettiniz lan. Hocam, nasıl çıkacağız ikinci yarıya? Ya biz ne yaptık hocam? Biz lan biz yanakayım, biz ortakken sensin. Biz ne yaptık ya? Yani ben de onu diyorum. Ya siz ne yaptınız ya? He? Siz başta ne yaptınız? Atacan sen niye sürekli şu bayrağı sallayıp duruyorsun? Hocam taraftarlar sallıyordu. Ben de gaza geldim. Oradan sallamaya başladım. Oğlum sen salak mısın? Taraftarlar kendi takımlarının bayrağını sallıyor. Bu takım bayrağı mı? Bu hakem bayrağı bu. Evet hakem bayrağı. Annem ördü. Ne var? Peki sen Sadık. Sen hiç konuşma. Sen niye sürekli maçta bana kulaklıktan şarkı türkü söyleyip duruyorsun? Hocam ortam gergin, ben rahatlarsınız diye düşündüm yani. Ulan senin sesinle mi rahatlayacağım ben? Yüreği mi beğenmediniz hocam? Allah sizin canınızı almasın ya. O elinizdekiler federasyondan benim üzerime zimmetli. Oyuncak değil onlar. Ya tamam al ya. Al senin olsun. Çocuklara bu kadar yüklenme Cesur hocam ya. Pollina da geldi. Sen ne zaman geldin ya? Ben hiç gitmedim ki. Nasıl gitmedin? Sen dördüncü hakem değil misin? He? Niye çıkmadın maça? Ne çıkacağım maça? Evet. Ya, üç tane hakem neyinize yetmiyor ya? He? Ya dördüncüye ne... Ben ayrıca televizyondan izledim. Kimse de bu dördüncü hakem nerede demedi. Ulan yazıklar olsun size be. Benim o statta küfür yemedik. Akrabam kalmadı be. He? Hayır, bacanağımdan ne istiyorlar anlamadım ki. Hayır hocam. Bacanağına bir şey demediler. Bacağına dediler. Senin gibi dediler, hakemin dediler, bacağına dediler. Hatta kimisi senin gibi hakeme bacağın böyle boydan boya... Tamam lan! Tamam! Ben orada duymamazlıktan geliyorum. Bu altını çize çize söylüyor burada ya. Ben bir daha var ya, bu dörtlüyle bırak maç yönetmeyi, okeye bile oturmam. Sen de hiç kendini de aramıyorsun şu hoca ya. Ya her şeyi geçtim, o golü atmayacaktın. Ne golü lan? Hocam haberiniz yok mu? Sizin maçta bir golünüz var. Oğlum tamam böyle bir talihsizlik oldu. Talihsizlik mi? Hocam havada asılı kaldın, 90'a çaktın topu ya. Oğlum o forveti biliyorum ben. Sürekli yerden sert vuruyor. Ben dedim yine öyle yapacak. Bu sefer zıplayayım dedim. Zıpladım, orta açmış meğersem kafama çarptı, gol oldu. Sevindiniz hocam. Çok sevinmedim ya. Taraftara koştunuz, böyle yaptınız ya. Boş boşuydu oğlum o. Hocam ağzını emzik yaptın, topu içine koydun, hamile yap. Senin çocuğun bile yok hocam. İlk golümdü lan, boşluğuma geldi. Yediler. Ne yapacağız oğlum? Ne hocam, yapacağız? Ne yapacağız? Hocam ne yapacağız? Vallahi billahi sıçtık. Çok güzel fikir. Dolu. Hocam ya çekil şuradan hocam ya. Babam evde yok amca. Bu mu fikrin ya? Çık şuradan ya. Çık şuradan. Ağda yapıyoruz. Sen gider misiniz? Ne adamlarsınız? Biriniz de şu delikten bakalım demedi ya. Epilasyon mu deseydim acaba? O şey yok. He! Allah Allah! Kim gelmiş? Hocam, deplasman takımının antrenörü gelmiş. Lan antrenörün hakem odasında ne işi var? Hocam, adamların sezon boyunca attığı tek gol var, onu da sen attın. Yani büyük ihtimal tebriğe falan gelmiştir yani. Hocam açayım mı, ne yapayım? Aç. Ne yapayım?
Very good. Ne diyor lan bu? Ne diyor hocam, ne? Bilmiyorum, hiçbir şey anlamadım. Çevirmen falan yok mu? Anlamıyorum. Merhaba, pardon. Ben çevirmen. Buyurun. Ben hocanın çevirmeniyim. 4 aydır konuşmuyordu. Beyefendi gol atınca gerçek coştu, dillendi vallahi. I can translate, sir. Whatever you want. There's a tabela. Yeah. Yeah. Tabula. Look at the tabela. Tabela. Yeah, tabela. Yeah. It's a board, but it's cool. This... Can you hold it? Yeah. Anlamıyorum. Tutar mı? Okay. Yeah, I can translate, sir. Just keep going that. Yeah. Okay. This... Bu... Year... Yıl... is very, 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 very... Çokça. I went to good to holiday. What's your name? Fine. Ya İngilizce bilmiyormuş. Ben hissettiğim kadar size şimdi söyleyeceğim. He doesn't have any hope about his team. Yani? Kendi takımıyla ilgili herhangi bir umudu yok. Ben bunu çevirdim lan. Sir, what do you think about... This one. Dudupatka, Amir Khan Taj Mahal, Dudupatka. You are really important for the second half. Yani? Sen ikinci yarı için çok önemlisin. What do you think about this one? Kuri kuri, uti kuri, kata kuri. Ne diyor ya? You have to put whatever you have in the second half, otherwise I will take you out. Sen niye İngilizce konuşuyorsun? Ne diyor abi? Ben de kafa yedim. Ya şöyle, ikinci yarı elinde ne varsa ortaya koymalısın yoksa seni çıkarırım diyor. Neyden çıkaracak? Ben oynuyor muyum ya? Ben hakemim ya. Dura ve tatlıya yurtta koydu. Netice ne olursa olsun. Adını da bu. Tatlıya tıkarak yurttaydı. Siz benim gönlümde hep kazandınız, hep kazanacaksınız. God bless you. Allah yardımcınız olsun. God bless you. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Amin. Güzel. Tamam, bizim işimiz bu kadardır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Goodbye. Gitmiyor bu. Ha, ben çevirmenim ya, çevirmem gerekiyor. Onu da yanlış çevirmişim. Doğru. Kapıyı açın, büyük başkan geliyor. Vallahi bu sefer düdüğümüz asacaklar. Bana hiç vermediler ki aslında. Hocam, atıyorum hocam. Aç oğlum, aç. Açmazsan kıracak zaten, boş ver. Aç. Ara bakayım şundan. Ara başımı! Ara... Duymuyorsun değil mi sen? Ara şunları, ara! Ha! Temizlerime bak. Kaldır kolları! Ben koştum bayağı, haberin olsun. Genellikle temiz başkanım! Beni de bir ara bakayım ben. Lan yürü git manyak! Çok iyiydi. Tebrik ederim. Çok güzeldi. Vallahi çok lezzetliydi. Ben bundan sonra gol yemek istersem size gel. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Bakalım vallahi yani bir talihsizlik oldu. Kusura bakmayın. Bizim bu stattan çıkmamız gerekiyor. Büyük bir tehlike altında. Nasıl çıkarız buradan? Nasıl çıkarız? Ben bilmem vallahi. 45 dakika boyunca sizin yüzünüzden taraftarlar burası bizim stat. Burada çıkış yok diye bağırdı. Çıkışı biz de kaçırdık. Şaşırdık vallahi. Ben helikopter çağırdım, sahanın ortasına çıkmayı düşünüyorum. Hocam ben de helikopterle size gelebilir miyim? Hiç binmedim de. Sen kimsin lan? Bu sorunun geleceğini biliyorum. 4. hakemim hocam. He. Seni alırsak ağırlık olur, helikopter kalkmaz ya. Şişt, bana bak. Helikopter geldi mi? He! Sesten duymadım. Helikopter geldi mi diyorum. Pat. Gelirse duyuyoruz başkanım. Gelirse duyarız başkanım. Sağır mıyız? Sen sağır olmuşsun taraftar sesinden. Hadi çık. Bizi de altın. Biz nasıl hocam, çıkacağız? Başkanım buradan nasıl çıkacağız? Hocam. Maçta çok iyi bir golünüz vardı. Sezon sonu takımda kalmayı düşünüyor musunuz acaba? Hangi takımda ya? Hocam taraftarlar çok ateşli. Maç sonu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mangal yakmayı düşünüyoruz. Biz her maç sonu öyle yaparız. Belgrad'a hocam maç alt mı olur, üst mü olur? Maç şey olur ya. Ama onu orta hakeme sorun. Kendisi zaten alt üst etti maçı yani. Tamam sus ya. Lütfen çıkar mısınız dışarı? Lütfen. Lütfen çıkar mısınız dışarı? Gitmeden bir kırmızı kart gösterin, öyle çıkalım. Bak burada ne gözü çıkıyor. Hocam gösterin. Heves etmişler ya. Hadi aman. Çık! Allah aşkına ya! Bırak! Yine numara yapıyor. Çık! Ne yapacağız lan? Hocam vallahi hiç bilmiyorum. Acayip stresliyim şu an. Cesur Yürek. Buyurun benim. Eğrimen Dice.
Not every man realizes. Herkes ölür. Ama aslında kimse yaşamaz. Braveheart, cesur yürek. İsminizden çağrışım yaptı. Oh my God! Ne o? Tebligat var size. Ne tebligatı? Buyurun, okumadım, okuyayım mı? Hayır, ben okurum. Ne yazıyor abi? Hocam. Karım ilk yarıyı izlemiş, boşanma davası açmış. Ya olur mu bu ya? Bu adama bu yapılır mı? Bak bu adam sıradan bir adam değil ha. Bu adam hakem. Karısı görüyor golü, boşanma davası açıyor. Ya sen beklesene, adam belki ikinci yarı karşı takım için de atacak. Bir bekle. Lan sus lan, adam sus ya. Allah Allah. Bir kere de şöyle hayırlı bir şey için konuş. Karşı dava var mı? Ben gideyim, ne yapayım? Sen çıkabilirsin. Lütfen çıkar mısın? Freedom! Allah'ım ya. Freedom! İzle o film ha. Allah Allah, o film izlendi. Hadi buyur, çıkabilirsin. Çık. Allah, ne yapacağız ya? 2021. Hocam, nasıl bir şey? Hocam, bize bir yol göster ya. Ne yapacağız biz ya? Hocam, şimdi... Nasıl ya? Oğlum, vallahi düdüğümüzü asacaklar. Şişt, oğlum. Burada kalalım. Hocam, hiç merak etmeyin. Hocam, hiç merak etmeyin. Biz sizin yanınızdayız. Tamam. Yani sonuçta biz sizi satacak adam değiliz. Anca beraber, kanca beraber hocam. Helal olsun size be. Evet hocam. Helal olsun. Arkanızdayız ya. Arkanızdayız hocam. Gerekirse da biz de dayak yeriz yani, anladın mı? Hani buraya 4 araba geldik. Bir araba dönsek yeter bize. Yani bir araba kullanmayı becerecek kadar az dayak kesin, gerisi problem değil. O önemli çünkü araba. Aynen. Helal olsun lan size. Siz benim arkamdaysanız ben kimseden korkmam. Tamamdır. Gelirlerse gelsinler be. Gelirlerse gelsinler. Kaçtılar mı lan? Helal olsun lan sana Yıldıray. Bir tek sen benim yanımda kaldın. Helal olsun sana be. Yok ya, beni de tanımıyorlar zaten o yüzden hiç. Lan sen yine de bir yere gitme. Bu da benim lafım. Ortağın kim nerede lan? Ortağın ortada, tam ortada. Hayırdır lan? Döverim lan. Kimsiniz lan? Kırarım lan. Adam gibi yürüttün lan. Valla. Valla. La. Biri lan. Valla, 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 valla. Ne yapıyorsunuz lan? Sana dedi yutturalım mı lan? Yutturalım! Yutturalım. Hayır, yutturmayın ya, yutturmayın, yutturmayın. Hayır, yutturmayın. Yutturalım, yutturalım. Hayır, yutturmayın. Allah yutturalım. Yatın! Ya, ya, hayır, 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 hayır. Bakın ben valla. Osman. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun lan? Yatır dedin ya. Lan onu mu dedin ya? Ne dedin? Yatır ya, tersi. Yatır, yatır, yatır. Yatır, yatır. Oyun lan, oyun. Lan, oyun lan bu. Gerçekten vurmayın. Hayır, yapma. Hocam. Yıldıray yaptı. O 4. hakemin yüzünden oldu her şey. Hocam, ne ya? Sadık da yaptı. Atacan da, evet Atacan onlar yaptı. Vallahi ben bile atmadım golü. Kusur hocam. Hocam, hocam. Lan. Yıldıray. Gittiler mi? Kim gitti hocam? Kimse gitmedi ya. Herkes statta, başkan, basın mensupları. Maçı başlatın diye sizi bekliyorlar. Hadi. İkinci yarıya mı çıkıyoruz? Hocam, hayır maç başlamadı daha. Siz başlatacaksınız. Uyuyordunuz burada, bir dürteyim dedim ya. Oh ya Yıldıray, ben bu maçı herhalde sunamayacağım ya. He? Güvenemiyorum ben kendime. Böyle bir güvensizlik var üzerimde. Sanki sürekli yanlış kararlar verecekmişim gibi geliyor. Böyle takımlardan birinin kalesine gol atacakmışım gibi geliyor. Böyle kendimi çok güvensiz hissediyorum. Büyük bir baskı içinde hissediyorum. Gel bana gel, gel. İyi ki sen varsın. İyi ki sen varsın kardeşim benim. Siz üzülmeyin hocam. Çok sağ ol, eksik olma. Gözünüz ortağa kendinde kalmasın hocam. Ben şey çözerim, rahat olun yani. Şey yapmayın. Piçe bak lan, insan bir teselli verirdi. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Seyircimiz zil vermek istiyor. Çok Kadir Şinas bir seyircimiz var. Aslında hakem dünyasını görmek harika yani. Hakikaten şey ama yazması da çok zor ya. Yani hangi anını yazacaksın, sonrasında ne yapacaksın? Yani o baskı, atmosfer ortamı, sonda olan şey hep böyle devam mı etseydi acaba diyorsun yani. Partlar şey oldu yani. Şey yani o yabancı dil konuşulan yer böyle tam anlaşılmadı. Orada sanki daha fikir sahnede düşünülüyor gibi oynadılar. Ozan'la Evliyan'la oynadığı sahne. Orada ya İngilizce söyledi.
O çevirdi mesela, orada bir skeç fren yedi. Anlamadık yani orada. Normalde teknik direktör yabancı değildi. Hı-hı. Böyle bir yabancı olup bir de onun tercümanı mı olsa dedik. Sonra o işte konuşur gibi oldu. Hintçe konuşuyor gibi oldu. O İngilizce konuşur, kendini çevirdi. Anlamadı falan. Yani neyse yani. Oralarda böyle temposu düştü. Şeyden koptuk yani. Sizin o aciz haliniz çok iyiydi girdiğinizde. Hakem dünyasında hiç yapılmış bir skeç değil. Bence bu skeçin çok potansiyeli var. Hala var bence. Hiçbir kaybetmiş değiliz yani. Fatih bugün yani gerçekten iki skeçte de ismim var. Seni sahalarda böyle görmek istiyoruz hakikaten. Sağ ol. Fatih'e büyük bir alkış. Enerjisine. Yani şey de söylemem lazım. Fatih'i bir de kuliste görün diye bir şey var gerçekten. Enerjisi harika. Sahnede de süper ama kuliste. Mesela şimdi oyun bitecek. Kuliste muhabbet edeceğiz diye. Heyecanlandığım bir adam kendisi. Harika bir mizahçı. Şahane de bir adam. Hakikaten Fatih özel bir övgüyü hak ediyor. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor aslanımızla. Dalmışız'ın birinci ÇG sunumuna hoş geldiniz. Merhabalar herkese, ben Birsel. Ben Arzu. Biz bugün yaptığımız podcast programının da böyle birazcık... Bir dakika durun, bir sakin. Bir güzellik yarışması sunmaya çıkmış gibi böyle iki tarafta. Abi, çok heyecanlıyız ya. Çok heyecanlısınız, süper. İlk sunumumuz ikimizin İkimizin de ilk. Abi biz Köyceğiz'de falan ikimiz oda arkadaşıydık Arzu'yla beraber. Orada öyle, çok eğleniyorduk. Sırlarınızı anlatıyor musunuz oda sırlarında? Köyceğiz. Büyük sırlar dönüyor. Genelde abi. Anlatıyoruz. Evet, ondan sonra orada biraz böyle muhabbet etmeye başladık ve böyle güncel konulardan bahsetmeye başladık. Sonra baktık bizim geyiğimiz bitmiyor. Yani bir yerde insanlara da ulaşabileceğimizi düşündük. Ve yaş grubu olarak da ikimiz farklı yaş gruplarındayız. Ben biraz daha 20'leri temsil ederken... Ben biraz daha 65 yaş üstüne hitap ediyorum. 30'ları temsil ediyor. O yüzden böyle farklı bakış açılarıyla aşka dair, eve dair, dostluğa dair konuşuyoruz aslında. Dair. Öyle bir etiketimiz var. Her bölüm dair. Bir şeye dair konuşuyoruz. Peki bütün bunların skecin konuşuyla bir alakası var mı? Tabii. Yani mutlaka bağlayacağız bir abi. Bir yerde bağlanır. Oha, nasıl bağlayacağız? Abi biz genelde doğduğumuz yerden bir şeyler katmaya çalıştık aslında. Yani çünkü geçmişimizi anlatıyoruz, ailemizi anlatıyoruz. Yani biz kimiz diye aslında anlatıyoruz ve birilerine bir yerde dokunmaya çalışıyoruz. Oradan bağlayacağız oradan gibi geliyor. Ama daha var yani bağlamaya. Tabii. Böyle bazen de şey düşünüyoruz. Acaba başka bir yerde doğsaydık bu kişiler olur muyduk diye. İşte Arzu, ne düşünüyorsun bu konuda? Olur muyduk? Yani ben kesin yine aynı olurdum yani, malumu biliyorum. Kesin aynı olurdum. Aynen böyle de her yerde aynı olurdum. Bazen kişilik değişmiyor. Yani aileyle, geldiğin yerle diye düşünüp buradan da bağlıyoruz. Harika bağladınız. Doğduğun ev bariyerindir geliyor. Hande ve Ozan yazdılar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bravo. Hadi dökme denye. Bak ben seni izlemek zorunda değilim. Günaydın. Oo, Onur Beyleri de masamıza teşrif etmişler. Efendim hoş geldiniz ya. Neden bu kadar zahmet ettiniz? Hiç zahmet etmeseydin, hiç kalkmasaydın hatta ya oğlum. Zaten bugün yine gece olmayacak mı? Anne çay var mı? Ha yani demek istiyor ki anne bana çay koy. Niye? Senin elin yok mu? Anne benim elim var da ben sana çay koy demedim ki, çay var mı dedim. Biz senin imalarını iyi biliriz. Biz senin imalarını iyi biliriz. Geçen gün de baba diyor ki, baba diyor, hayırlı işler diyor. Baba diyor, hayırlı işler diyor. Baba diyor, baba diyor, hayırlı işler diyor. Hakikaten Ya bunun nesini anlamıyoruz? Gerek bunu jestlerimle, gerek tonlamamla ben gayet aşık ettiğimi düşünüyorum ya. Diyor ki, baba diyor, bol bol çalış, hayırlı işlerin olsun, çok para kazan. Bağ da diyor, kanı kanı akıt diyor. Kanı kanı akıt bağ diyor. Ya baba amma büyüttü sanki, beddua ettik ha. Kes çakal. Bilmem miyim lan ben bir numaraları. Konuşma da şu balı uzak bak. Bal yok ki.
Hmm, yok mu? Yok. O zaman tayinli pekmez uzak diye. O da yok. Maşallah ya. Masamızda yok, yok. Maşallah. Ama evimizin ortasında bir oğlumuz var ki 3 yıldır çalışmayı düşünmüyor. Ve hatta... Ya sen niye çalışmıyorsun oğlum? Ya baba sabah sabah konu bana nasıl geldi ya? Şöyle geldi oğlum. Bak şimdi ben gece yatağa gidiyorum. Yastığa kafamı koyuyorum. Hop o an tak diye benim kafama geliyor. Sonra babandan sekip benim uykularımı kaçırıyor. Sabah da sağa gelmesi gayet normal değil mi? Ya Allah aşkına baba sürekli aynı mevzular yeter ya. Anne ne yapıyorsun? Yani sen yandın zannettim ya. İyiyim. O elin yanacak diye dedim öyle. Anne bırak yansın. Ben biraz yükselince detone oluyorum. Tamam Allah aşkına yeter ya. Çok bu konuyu kapatabilir miyiz baba? 3 senedir ben gönlüme göre iş bulamadım ya. Senin gönlünü sıçarım. Beni mi döveceksin? Vur! 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 Ah vurma ya. Ne yapıyorsun lan? Lan oğlum bizim de gönlümüz yok mu? Bizim de gönlümüz bir şeyler istemiyor mu? Ah! Şöyle İsveç kasabasında. Sarışın, soğuk görünümlü, lakin sıcak kalpli bir hanımım olsun isterdim. Tek derdim, balıkçı teknemde soğuktan kurumuş ellerime krem sürmek olsun isterdim. Ama olmuyor. Aşk olsun itimat, ben Elazığlıyım diye mi bütün bununla? Ne alakası var onun? Ya coğrafya kaderdir diyorum. Bu olan da bizim kaderimiz Raziye. Bu benim kaderim ya. Ulan şöyle başka bir yerde doğacaktım. Böyle Avrupa'da falan. Böyle para derdim olmayacak. Böyle işlerin başına geçecektim. Her şey çok güzel olurdu be. Süper. Guten Morgen. Ah, Guten Morgen mı? Hangi dil lan bu? Ulan keşke başka bir şey dileseydim ya. Oğluşum, al bakalım. Üşüme, şunu bir giy bakalım şöyle üstüne. Tamam, zenginlik böyle bir şey, yemin ediyorum. Oğluşum, annen sana sosis kızarttı. Al bakalım, bu da apısıyon. Arkasıya erken başlayacağız bugün. Afiyet olsun, mein Schatz. Sağ ol annem benim, teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Ama daha yemedim ben. Ne oldu? Nein, nein, nein. Bak bakalım saat kaç? 8. Nein, saat tam 8'i 1 geçiyor. Yani? Yani bu evde kahvaltı tam 8'de biter. Çünkü disiplin bunu gerektirir. Das ist ein Disziplin, ya. Ne? Bu fazla disiplin değil mi ya? Sen nasıl annesin ya? Anne dediğin biraz vicdanlı olur. Ben çocuğunun doğumundan sonra disipline girmiş bir kadın olarak sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Wer bist du? Wer bist du? Das ist ein Köfte Hohenkriegen. Yani sen Alman Seda Sayan gibi bir şey oldun. Alman Seda Sayan mı? Ya senin şu ana kadar çoktan holdingde olman gerekirdi. Das gevşek. Gevşek mi? Ulan Almancayı söküyorum ha. Ya ben o işi yapmak istemiyorum. Babamın işini istemiyorum ben. Benim hayallerim var ya. Nein! Nein! Hayırmış! Nach şu götünü avuçlayın! Nereye mi avuçlayayım? Was? Ne diyor anlamıyorum ki ben. Senin bağın alnın kurdu gibi çalışacak. Sen ip gibi gözeceksin! Nein! Baba gel bir otur konuşalım. Alman kurdu da it sonuçta. Çalışacaksın! Senin babanın uşağı var! Ya! Buyurun efendim. Scheiße! Get out! Get out of here! Sen de eşinin başına! Baba istemiyorum. Benim hayallerim var ya. Ne hayallerin var bakayım senin? Beatbox yapacağım. What? Evet, her gece bunun hayalini kuruyorum ya. Ya ne olur bana bir şans verin. Bakın söyleyeceğim her şeyi ezbere bile biliyorum artık. Acun abi selamlar, Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. Kolay değil.
gitmiş. Hayırlı bile yarakasın. Ben nine diyorum. Ben de nine diyorum. Seni iki nine'le uğurluyoruz. Tschüss. Das ist eine schöne Spielein, das ist gut an. Gleichen, gleichen. Das ist mein Wort. Nein. Manyak orada hala bağırıyor. Lan ya. Şöyle bana daha farklı bir yer lazım. Keşke böyle insanların daha bilge olduğu bir yerde doğsaydım. Daha farklı bir hayat ya. Merhaba oğlum. Oha baba. Sen havadasın, şahitlerin var. Annen tapınağa temin diyordu. Ayaklarını kaldır dedi. Ben de kop lavalandım. Ne vuruyorsun lan? Baba sen uçmuyorsun. Hadi ya. Ayakların yerde. Yok canım. Vallahi uçuyorum dedi, uçmuyorsun. Ne alakası var ya? Namaste oğluşum. Aa, namaste anne. Al bakalım, üşütme diye sana bunu getirdim. Aa, vallahi süper, püfür püfür ha. Bugün güneşi selamladın mı? Ha, sana selam var. Aleyküm selam. Öğreniyorsun. Hadi oğlum, meditasyona başlayalım hadi. Ruhunu özgür bırak hadi. Ne hadi. Yani böyle işe git, para kazan, işlerin başına geç, dersen yaşın falan gibi şeyler yok mu? Yok be oğlum, biz doğa anadan her şeyi veriyoruz zaten bize. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Böyle gidip ekmek parası kazan, ekmek getir eve falan da mı yok? Yok tabii, biz açlık yemini ettik. Bir yıl boyunca yemek yok. Hayda, o nasıl olacak ya? Peki sakız çiğnemek yemini bozar mı? Bozar. Bozmadı. Bozar. Bozmadı. Bozar. Bozmadı diyorum. Bozar. Tamam, burada da tartışması sürüyor. Güzel. Evet oğlum, birazdan hocan buraya gelip sana bunların hepsini öğretecek. Ben de şuraya doğru gideceğim. Şöyle geçsem olur mu? Şöyle oturayım bari. Süpersin baba ya. Demek özel hoca tuttunuz bana. Evet. Tuttuk tabii. Süper ya. Heh, geliyor. Rahip Keto. Hani? Aa. Namaste güzel insanlar. Hocam hoş geldiniz. Hocam, benim çocuğun eti senin, kemiği benim. Hadi bakalım. Bir dakika. Hocam, ruhuma sahip olabilirsin ama bedenime asla. Sakin ol evlat. Ruhunu özgür bırakacağız. Artık sen de bir keşiş olacaksın. Keşiş olacağım anne, duydun mu? Duydum. Hocam var ya, iyi ki sizle yollarımız keşişti. Şaka yaptım ben. Artık şaka yapmak yok oğluşum. Gereksiz konuşmak da yok. Yemek de yok oğlum. Aşk da yok. Ama bunları yapmadan bir insan nasıl yaşar ya? Eline kız eli değmeyecek bundan sonra. Oldu he. Öyle şey mi olur ya? Hatta sana iki tane korse takmamız lazım. Anne ben camdaki keşiş oldum. Hatırladım. Kıllarını da almamız lazım senin. He oldu olacak, sen gel al. Yok. İkinci katta benim tanıdık var. Buralarda bir yerde olacak. Lazer enflasyoncu oraya git. Anne, hoca diye getirdiğiniz adam broşür dağıtıyor. Bu nasıl şey ya? Sakin ol evlat. Sakin ol. Ne sakin olacağım lan, keltoş. Bana keltoş demeyecektin. Ne oluyor lan? Şifreyi yanlış girdim. Bir daha dene diyor ha. Bu ne saçma şey ya. Ah, bu,
Geçen gün arkadaşlarla oturuyoruz ama ortamda farklı insanlar da var. Sonra yukarıdan bir ses geldi ama Şego, Şego. Kasay, kay! Sakin ol evlat, akıllandın mı şimdi? Akıllandım da. Yazıklar olsun size be, anne baba olacaksınız. Bir de ağzınızı açıp iki kelime etmediniz şurada. Ben içimden suskunluk yemini ettim. Ah, bozdum. Hadi annemi anladık. Sen de mi yeminliydin de sustun baba? Yo, benim tutkunluğum hataletimdendir. Hadi, eyvallah. Ya. Pis pis hareketler yap. Tıkamıyorum. Gel, gel. Gel şöyle gel. Yardım edeyim sana. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Git lan artık. Buna öyle baba mı olur ya? Bana böyle... Böyle daha farklı bir şey ya. Daha huzurlu bir yer, daha farklı bir yerde doğmak istiyorum ben ya. Kızlara bak be. Merhaba kızlar, çok güzel dans ettiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sen hangi kabiledensin? Ceylet Mahallesi. İsim neydi canım? Aliş. Anladım Aliş. Çok güzel dans ettiniz ama biraz daha böyle esnek... As, 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 as. Tarzı böyle daha kıvrak hareketler ya. Başkanlık dansı deniyor buna. Bizim oğlum! Burada. Anne? Evet. Al bunu giy, üşütürsün. Anne ben bunu nereye mi giyeyim ya? Bırak Allah aşkına buna dolma sarılmaz. Tam giymedim ben, öyle giymiştim. Dikkat! Kabile reisi Oko geliyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Evlat. Bugün senin için çok önemli be gün. Ya babam yine doğum günümü mü kutlayacak? Zaten 4 tane takvim var ya. Hepsine göre ayrı ayrı kutluyor. Şuma... Yok. Bugün kabilemizin yeni reisi sen olacaksın. Esam mı lan? Aferin, şimdiden başladın bile. Gerçekten mi ya? Evet, bütün servetimi sana bırakacağım. Harbiden mi baba? Kızlar, ganimeti getirin. Ah. Ganimet dansı. Güzel. Sağ ol Aliş. En değerli parçamız. Özel olarak yaptırdım. Al bakalım. Bambudur ha. Oo, çok pahalı bir şeye benziyor ya. Artık kabile reisi sen oldun, evlenmen lazım. Burada da mı ya? Evet ama seni kabilenin en güzel kızıyla evlendireceğiz. Bırak Allah aşkına, servet buysa kız nasıldır kim bilir. Kız güzel. Hökelek kabilesinin Miss Hökelek 2021 gözeli geliyor. Emelike gelsin. Emelike ne ya? Merhaba, Emenike. Gördüğüm en güzel Emenike'sin bu arada. Ben Onur. Ulan konuşana kadar çok iyi kızdı be. Yok, sen yanlış anladın. Bu bizim kabilemizin selamlaması. Aleyküm selam. Bizde de şu şekilde göstereyim. Çok tatlı. Birkaç kere daha öpülüyor. O tarafa. Hadi hemen evlenin. Beni ne mühendisler, ne doktorlar istedi. Çünkü bizim burada meslek yok. Süper.
İşsizliğin bir işe yarayacağını biliyordum işte. Tamam, hadi gel çadıra gidelim mi? Artık bir yüz göründü, beşi bir yerde bambu takarsın. Ya senin var ya, servetim sana heba olsun, feda olsun, feda olsun. Bambudur ha. Tak. Allah kalsın. Ama önce erkekliğini kanıtlaman lazım. Annem babam var. Baba? Öyle değil. Abilere sorma hocam, önce erkekliğini kanıtlayacaksın. Minik kedinin bıyığından bir tutam alacaksın oğlum. Tamam o alınır ya. Minik kedi geçsin. Minik kediyse ben şey yap, nerede? Ne? Aa, kedi dediğin aslan çıktı babacığım. Afrika'da tekir mi bekliyordun lan? Tekir hangisi? Küçük kulaklı olan mı? Küçük kulaklı. Hay Allah, nasıl yapacağız? Bıyığı da şey yap. Aha! Ya ben yapamayacağım da. Benim alerjim var biliyor musun Emenike'cim? Kusura bakma ya. Ulan senin kalıbın Emi be. Lan yapacağın küçücük bir hareket be. Alerjim. Gel buraya. Ver pati. Pati. Pati ver. Of benim, benim aşkım. Oy, 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 oy. Yapma yavrum, gıdıklanıyorum lan. Vallahi sonrasına karışma ben. Lan alacağın şey şu. Şuncacık hayvandan mı korktun be? Çıkardığı sese bakacak olursak o bıyığıma emin ol. Yazıklar olsun. Babacığım ne olur. Benim evladım böyle olamaz. Olur olur yapma. Kabilenin göz karası. Seni gönderiyorum kabileden. Gönder. Kabile dışısın. Yürüyün kızlar, biz de gidelim dans edelim. Baba yapma. İçine bir şey giymedin mi? Emenike sen de mi gidiyorsun? Ben de Onur. Ya bak sen dünyanın neresine gitsen zaten bir dert görürsün. Kaçma artık. Ya kabullen ya da savaş. Tamam. Gene bak lan gerizekalı. Ha öyle dalmışım, düşünüyordum babaya. Ne düşünüyordun lan? Sizsiz olmaz be. Aslan oğlum. Allah, babam benim be. Canım benim. Dalga. Şimdi ben de bir düşündüm de, sizsiz gayet iyi olabilirdi ya. Nasıl ya? Oğlum düşünsene şöyle İsveç'teyim. Sarışın bir annen varmış. Allah, çok değişik olabilirdi ya. Vallahi. Allah Allah. Baba senin hayal gücün zayıf ya. Fena olmamış ama lan. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ve zil geliyor. Hande ve Ozan yazmış. Hande zile gidiyor. Zil çalarken. Ozan da gelsin ya yazarlarımızdan Ozancığım. Evet. Tebrik ediyoruz gerçekten. Sen bir şey deniyorsun bizde ya. Vallahi yani... sen bir şey deniyorsun. Ya o lambadan çıkan cinden sonra bunun yürüyüşünde... Böyle bir şey yaptın, bir harmanladın ikisini. Evet, çok abi, güzeldi. Vallahi çok güzel bir denemeydi. Yine oldu. O müthiş bir Alman tiplemesi. Değil mi? Çok iyiydi Oğuz'un da sahnesi. Tek tek... Tuba, her yöreye olduğun gibi yine Afrika'da da... Gerçek bir yöre. Gerçek yöremi buldum. Gerçekten oldun. Yani Ebru'nun ten rengine de... Yani ikinizin ten rengini de birbirine yakınlaştırmışlar. Çok güzel oldu vallahi ekip olarak. Yani bu kadar kısa sürede böyle müzikal tadında bir şey çıkarmak hakikaten inanılmaz zor. Çok tebrik ediyoruz. Cennet Mahallesi şakası şahaneydi. Alkışlar ekibe gelsin. Değerli seyirciler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Alkışların çoğu BKM Mutfak oyuncularına gelsin. Buraya gelen bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bu haftalık bizden bu kadar.
Haftaya görüşmek üzere. Çok güzel hareketler burada sona erdi. Karşınızda BKM Mutfak Oyuncuları. Did you get it? Quitty. Şu çakmağı da al. Abi siz nasılsınız? Bedava. Ben de tuzluyum ama. Kusura bakmayın, bizim ailenin humoru biraz yüksek. Hımını hamını. Başlıyor şimdi mutfakta.